Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Evet, Gündem Özel'de birlikteyiz. Bu akşam Tuğba Emlek'in programı olacaktı. Tuğba Emlek yerine bu akşamlık ben buradayım. Önümüzdeki hafta tekrar Tuğba Emlek devam edecek programlarına. Bu arada bayramınızı kutluyoruz. Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Huzur içinde, ailelerinizle, sevgi içinde kutlamanızı diliyoruz. Tabii Kurban Bayramları ile ilgili son yıllarda çok tartışmalı olaylar da yaşanıyor. İşte hayvanların öldürülmesi, çocukların gözlerinin önünde çok nahoş görüntülerin ortaya çıkması çok tartışılan konulardan birisi. Buna da azami dikkat gösterilirse herhalde çok çok daha iyi olacak. Çünkü ülkemizin en önemli bayramlarda, özellikle Kurban Bayramı'nda görüntülerinden birisidir. İşte kaçan danalar, yakalanan işte vahşet görüntüleri, her taraf kan gölü içinde falan. Hoş görüntüler değil bunlar. Bunlar çok daha medeni, çok daha çağdaş usullerle yapma olanağı varken hala yine baktığımız zaman Türkiye'de bunlar devam ediyor. Bir taraftan da olaylar devam ediyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatilinde, aynı zamanda biliyorsunuz Kıbrıs'ta da 20 Temmuz'un yıl dönümü, müjdeler vermek için gitti Kıbrıs'a. Gene alay ve alay içinde A330 uçakla gidildi. Gene arabalar gitti ve sonrasında neler oldu? Müjde verilecekti. O müjdeden önce başka şeyler de oldu. Müjdeyi zaten öğrendiniz. Gizli kalmadı. Yandaş medya bu sabah hemen birbirle yarışırcasına birbirlerini atlattılar. Akıllanca haber atlatıyorlar. Ya zaten haber değeri olan bir şey de değil aslında. Sonradan da post çıktı. Meğerse oraya saray yapılacakmış. Yani olmuyor. Kıbrıs'ın tanınabilmesi için, Kıbrıs'ın bir devlet olabilmesi için sarayının olması gerekiyormuş. Onların büyük bir meclis binasının olması gerekiyormuş. Uzaktan bakıldığında bunlar bak devlet, bak ne biçim Cumhurbaşkanlığı sarayı yapmışlar demeleri gerekiyormuş. O da bir anlayış. Yani artık hiçbir yerde saray falan kalmadı. Yani itibarın sarayla olmadığı konusunda hala Türkiye tartışmalıyız o konuda. Biliyorsunuz Beştepe'deki saray yapılırken de çok büyük tartışmalar oldu. Burası milletin evi dendi. Millet girer mi çıkar mı bilmiyorum. Hatta Okluk Koyun'daki gazlı köşk için, yazlık saray için Muratoğlu, Sözcü Gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu rezervasyon yaptıracaktı, başvuracaktı. Son bölümde Murat bizimle birlikte olacak. Kendisine de sorarız rezervasyon yaptırıp yaptırmadığını. Programın açılışında Fikri Sağlar'la, deneyimli siyasetçi Fikri Sağlar'la başlayacağız. Bir Gün Gazetesi yazarı, siyasetçi Fikri Sağlar'la. İkinci bölümde Korkusuz Gazetesi yazarı, dış politika yazarı Hüsnü Mahalli bizimle birlikte olacak. Son bölümde gene Sözcü yazarı, ekonomi yazarı Sözcü Gazetesi Murat Muratoğlu bizimle birlikte olacak. Evet, ilk bölümde Fikri Sağlar bizimle birlikte. İyi akşamlar Fikri Sağlar. İyi akşamlar. Söze başlamadan önce herkesin Kurban Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Biz de sizin bayramınızı kutluyoruz. Dilerim ki daha nice bayramları çocuklarıyla birlikte sağlıklı, mutlu olarak idrak ederler. Ama bugün haberlerde izlediğim gibi kadarıyla yine aynı olaylarla karşı karşıya. Elini kesen, bacağını kesen, hayvanlara eziyet eden ve kurban etmek için çaba gösteren insanları gördük. Bir türlü bunu doğru, medeni bir şekilde yapmayı öğrenemedik. Maalesef, bunun için de çok üzüldüm. Maalesef. Tabii yani kanıksadık da demeyelim artık. Yani kanıksamamak gerekiyor bu görüntüleri. Yani her bayram bir daha bayram inşallah görmeyiz bunları diyoruz. Gene görüyoruz. Yani Türkiye maalesef. Tabii yani aslında sistem, yani tabii inanç, ibadet şekli dolayısıyla bir bayramda kurban edilecektir. Ama bunu uygar ülkelerde olduğu gibi gerçekten son derece temiz, hijyen ve insanları sıkmayacak bir düzende yapması gerekiyor. Bunu sadece belediyelerin üzerine yüklemek mümkün değil. Bakıyoruz bugünkü siyasal İslamcı iktidar, belediyelerin üzerine attığı gibi derelerini de kendi vakıflarına, yani gelir getirsin diye kendi laiklik karşıtı olan vakıflara
alması doğrultusunda da izin veriyor. Yani bir karmaşa, bir kaos yaşanıyor. Doğru. Yani doğru. İnancınızı da tam olarak yerine getiremiyorsunuz. Öyle bir Türkiye'de kaos yaşanıyor ki her şey karışmış vaziyette. Maalesef işte bu görüntülerle göç yolda düzelir diye bizim bir özdeyişimiz var. Evet. Ama hala bizim göçümüz yolda düzelmedi. Maalesef. Çünkü maalesef, göçün önündeki kervanı çekenler düzgün değiller. O çok doğru. Evet, evet. Bu arada işte ben açılışta söyledim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs çok tartışmalı bir hale gelmeye başladı. Yani giderken söyledikleri hani iki devlet, bundan sonra artık Kıbrıs'ta iki devletsiz bir formül düşünülemez dedi. Tepkiler gelmeye başlayınca Avrupa Birliği'nden inişinde Kıbrıs'a biraz ağız değişikliği oldu. Sonrasında tabii namazdan çıkarken bugün söyledikleri çok ilginç. Bir de yanında götürdükleri kişiler çok ilginç. Oğuzhan Asiltürk ve Mustafa Destici. Hatta Oğuzhan Asiltürk'e yardımcı olmak için uçakta inerken... DSP Genel Başkanı da var. Efendim? DSP Genel Başkanı da var. Evet. Yani böyle bir tablo içinde oraya indi. Ve Cuma namazına gitti. Cuma namazının çıkışında da işte o söz Türkiye'nin Taliban inancıyla alakalı ters bir yanı yok dedi. Yani sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü bu sözler. Ve biraz daha açılımı şöyle, Erdoğan'dan Taliban'ın tepkisine yanıt. Nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban bu konuşmaları Türkiye ile çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Yani Türkiye'nin Taliban inancıyla alakalı bir ters yanı yok. Belki inançla ters yanımız olmayabilir ama... o dini yaşayış konusunda çok farklılıklarımızın olduğu da kesin. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum diyor. Biliyorsunuz geçmişte Recep Tayyip Erdoğan değil de o zamanki başbakandı değil mi? Ahmet Davutoğlu o İslamcı güçler için, Suriye'deki İslamcı güçler için öfkeli gençler ifadesini kullanmıştı. İbrahim Varlı'nın bununla ilgili bir paylaşımı var Twitter'da. İbrahim Varlı diyor ki, doğru söylüyor Cumhurbaşkanı'nın sözü için, Türkiye'deki siyasal İslamcıların Taliban'ın Boko Haram'ın ve de diğerlerinin inancıyla alakalı ters bir yanı zaten yok diyor. Bu da ilginç bir yaklaşım. Bu çerçeve içinde buna nasıl bakacağız? Şimdi aslında... Yani dil sürçmesi değil kesinlikle. Hayır, dil sürçmesi değil. Üstelik de altını çizerek konuşmasını izledim ben, söylüyor sözlerini. Şimdi ben isterseniz baştan başlayalım. Recep Tayyip Erdoğan 47. yılı kutlamak üzere Kıbrıs'a giderken büyük müjdem var dedi. Sizin de söylediğiniz gibi havuz medyası birbirlerini atlatarak bu müjdenin ne olduğunu söylemeye çalıştı. Ama gerçekten büyük bir fiyasko oldu. Yani bir müjde derken ben doğrusu şunu düşünmüştüm. Azeriler Azerbaycan, tanıyacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Bununla ilgili son zamanlarda diplomasi çalışıyor. Karşılıklı birçok haberler ortaya çıkmıştı. Bu müjdeyi verecek diye düşünüyordum. Yani ciddi bir devlet adamından başka bir şey beklemezdim. Ama geldiğinde Kıbrıs'a indiğinde müjde olarak İngilizlerden kalma bir gecekonduda oturan Cumhurbaşkanlığı şeyi olur mu? Bunu bir külliyeye çevirmemiz gerekiyor. Meclisi de yapmamız lazım. 500 dönüm üzerine bir saray kurmamız lazım diyerek müjdeyi verdi. Yani dünya milletleri o büyük sarayı görünce ya ne kadar görkemli sarayları var artık bunları tanıyalım mı diyecekler acaba? Onu mu bekliyorlar? Yani şimdi buradan tabii başka şeyler de görülebilir. Biliyorsunuz daha önce de Maraş'ın açılışını bir piknikle, evet, piknik düzenleyerek ilan edilmişti. Yani doğrudan doğruya diplomasi olarak dünya uluslararası ailesi içerisinde
yer almanızda bir sürü sıkıntılar olacağı düşüncesiyle böyle yollar deniliyor. Bu konuşmasında da Maraş ısrarla açılacaktır diyor. O yani bir inşaat sektörünü daha hareketlenmesi doğrultusunda sözler söyleniyor ve özellikle de Maraş'ta hayat başlayacak ve haklarımızı sonuna kadar takip edeceğiz. İki devletli bir konumda bulunacak sözleri aslında yaptığı gafı ve ortaya koyduğu Kıbrıslılarla olan daha önceki çekişmesinin düzeltme doğrultusundaki zorlanmalarıdır. Evet. Biliyorsunuz daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarıyla ilgili, ki Milli Eğitim Bakanlığı bunları takip etmelidir diye bir karar vermişti. O karar sonrasında Recep Tayyip Erdoğan egemen olduğunu kabul ettiğimiz, bağımsız bir ülke olarak gördüğümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı çok sert dille ve mahkemeyi tehdit eder bir şekilde, evet, sözlerle itham etmişti. Bunun üzerine biliyorsunuz Lefkoşa'da ve Kıbrıs'ın çeşitli, yani Kuzey Kıbrıs'ın çeşitli yerlerinde avukatlar yürüyüş yaptılar, eylem yaptılar. Anayasa Mahkemesi de bu eylemle alkışladı kendi pencerelerinden mahkeme başkanları ve direndiler. Şimdi bir yerde söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Ben hem bakanlığım sırasında Kıbrıs'a çok yakından gitmiştim, hem de gençliğim sırasında Lürijine, yani Akıncılar olan köyde nöbet bekleyen birisiyim. Yani Kıbrıslıların ne kadar demokrasi düşkünü ve bu bağımsızlık mücadelesini kan dökerek aldıklarını, tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımlarıyla, katkılarıyla aldıklarını yaşayan birisiyim. Yani o Kıbrıs çıkarması sırasında Mersin Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu su, yiyecek askerlere verme eylemi içerisinde genç bir insan olarak ben de katılmıştım. Orayı biliyorum. Oradaki giden heyecanlı askerlerin oradaki yaptıklarını biliyorum. Daha sonra da ben Kıbrıs'a Ersin Aydın Kasım ayında yüzerek ilk defa Anamur'dan, evet, Kıbrıs'a, evet, yüzmüştü. O teknenin içerisinde pilot olarak, yol gösteren insan olarak gitmiştim. Dolayısıyla Kıbrıs'ı Kıbrıs bağımsızlığına, daha doğrusu Enosis'ten kurtulmasından itibaren takip eden birisiyim. Siyasetçi olarak da takip ettim. Kültür Bakanı olarak da orada birçok eserler yaptım. Buğday Camii vardır Lefkoşa'da, Magosa'da kültür merkezi yapılması doğrultusunda dönemin Kültür Bakanı Mehmet Ali Talat benden para istemişti, vermiştim. Mecliste o kadar cahil milletvekilleri vardı ki vay camiyi kültür merkezi yapacaklar diye. Oysa adı Buğday Camii, orası zaten bir çarşı idi. Bunların için anlatıyorum. Kıbrıslıları biraz iyi tanıyorum. Yani Kıbrıs'tan Mersin'de de böyle evlenen çiftler var. Son derece bağımsızlıklarına düşkün insanlardır. Demokrasiyi çok iyi özümsemişlerdir. Haklara, özgürlüklere riayet ederler. Ama şimdi bir tartışma var. Kıbrıs'ı acaba AKP kayyum atadığı belediyeler gibi mi görüyor? Evet, şimdi oraya geleceğim. Zaten son seçim, Cumhurbaşkanı seçimi Ersin Tatar'ın doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ve AKP'nin baskısıyla ve Türkiye'de uyguladığı seçim oyunlarını, sandık oyunlarını orada da oynayarak kazandırdı. Yani aslında Kıbrıslılar tabii meşru olduğunu söylüyorlar, sandığa gittik, oy verdik. Ama böyle bir Kıbrıs'ın çoğunluğunun düşüncesinin dışında birisinin olmasını istemediklerini belirtiyorlar, zorla olduğunu söylüyorlar ve Kıbrıs'ta da aynı Türkiye'de olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani tek adam sistemi, bütün erklerin Cumhurbaşkanı'nda olduğu bir noktaya götürülmesini arzu etmekten öte bunun çalışmasını yapıyorlar. Şimdi bu çalışmanın farkında Kıbrıslılar ve bu bağımsız bir ülke olarak
bunca senedir Türkiye Kıbrıs'ın bütün dünyada saygın bir ülke olması doğrultusunda Kıbrıslıların da Kuzey Kıbrıslıların da bu doğrultuda çabalarını bir çırpıda yok ediyorlar. Evet. Yani bu ve aynı zamanda laikliği çok iyi özümsemiş, inançları da aynı derecede son derece gelişmiş olan Kıbrıslılara da tarikatları orada körükleyerek yeni bir yapı çıkarmaya çalışıyorlar. Yani küçük bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Evet. Ve belki de daha kötü, çünkü oradaki direnç farklı bir şekilde olacağını bilerek yapıyorlar. Ben bu nedenle bir müjde değil, aslında Türkiye'de çöken AKP'nin seçime giderken seçim kazanmasıyla ilgili yeni planlarının içerisinde de Kıbrıs'ın olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce seçimlerde biliyorsunuz güney sınırlarımızda Suriye, Irak meseleleriyle hamaset yapıp özellikle milliyetçi duyguları öne çıkararak oy topladıkları gibi. Yani şimdi bu seçim Kıbrıs üzerinden gidecek. Bu seçimde de Kıbrıs'ın ilhakını da belki düşünerek bunlara da bu oyunlara da girerek çok tehlikeli bir oyunun içerisine girdikleri düşüncesindeyim. Yani yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'a gitmesi, orada bu şekilde davranması son derece dikkat çekmelidir, altı çizilmelidir. Bakın sevgili Namık, AKP'lilerden bir ses vardı, basında bu dolaşıldı ama kimse üzerinde durmuyor. Kıbrıs'ın ismini de değiştirelim diye, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Cumhuriyeti'nin pardon, ismini de değiştirelim diyor. Belki de Türkiye Cumhuriyeti diyeceklerini, onu da bilemiyorum ama dil sürçmesi bende oldu. Yani bunu bile düşünen, bunları açıkça söyleyen, biliyorsunuz AKP 20 yıla yakın zamandır 19 yılda bir laf söylüyor. Millet tepki gösterirse çekilmiş gibi görünüyor. Tekrar bir başka laf daha söylüyor. İkinci adımını atıyor. Hep diyorlar ki AKP mehter takımı gibi bir sağa bir sola dönüyor. Mehter takımı hiçbir zaman sağa sola dönmez. Evet, sağa sola döner ama hep ileriye gider. Evet. Hiçbir zaman geriye gitmez. Yani bir adım ileri, iki adım geri değildir. Doğru. Hep ileri gider ama sağa sola dönerek. Şimdi ben ciddi bir şekilde altını çizerek söylemek istediğim bir şey var. Kıbrıs'ta namaz sonrasındaki söylediği, biraz evvel de senin altını çizerek söylediğin, Türkiye'nin Taliban inancıyla ters bir yanı yoktur sözü. Taliban inancı nedir? Kadınların okumasını istemeyen, evet, insanların yaptıkları, İslam'a karşı yaptıkları günahları karşılığında boyunlarının kesilmesini isteyen, taşlandığı, hatta hatırlayacaksınız, ben çok iyi hatırlıyorum, bunun üzerine birkaç şey de yazmıştım. Bir Taliban bir bildiri çıkarmıştı. Her erkek sakal bırakacak, köseler de takma sakal takacaklar diye zorlayan, dolayısıyla aklı tamamen inancın dışında tutan bir yapı. Evet. Bizde nasıl ters düşmez? Evet. Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan mütedeyyin insanlar inançlarını, ibadetlerini özgürce yaparlar ama hiçbir zaman kafa kesmezler. Kadının elini, kadını taşlamazlar. Hırsızın, evet, elini kesmezler. Dolayısıyla bizim onlarla hiç bağlantımız yok. Yani hiç bağlantımız olmayan bir açıklamayı yapması çok ciddi bir şekilde bir tehlikenin geldiğini gösteriyor. Nitekim kendisi söylemişti Rize'ye gittiği zaman Meral Akşener, bunlar iyi günleriniz, daha ne günler göreceksiniz. Şimdi Taliban'dan biz anlaşalım deniyor. Evet. Niye Taliban'dan biz anlaşacağız? Niçin biz Afganistan'ı havaalanını koruma doğrultusunda hevesli bir konumdayız? Acaba miydi? Hevesli miydi yoksa bir önüne fatura mı kondu? Bence faturadan daha çok bu ağlar meselesidir. Yani kazan. Türkiye'de çok sistemli, aslında Sedat Peker çok can alıcı bir şeyin üzerine çizdi. Bilinen, bizlerin bildiği, dile getirdiği ama toplumun da öğrendiği, bu vesileyle öğrendiği bir şeyin, devletin silahlarının AKP'li gençlere verildiği ve bunlarla ilgili yeni bir hazırlık içerisinde girildiği. Çok vahim, evet. Yani bir iç savaş hazırlığı. Aslında bu yeni değil. Yani tarikatlar,
uzunca zamandır pompalı av tüfeklerini alarak bizim hükümetimiz zamanında da bunları istihbarat edilmiş. İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanları bunlarla ilgili çok ciddi tedbirler almışlardı. Daha ama şimdi ülkemizde bırakın av tüfeklerini, ağır silahlarla poz veren, evet, reisi koruyacağız diyen insanlar var. Daha da ötesi, 15 Temmuz hain FETÖ darbesinde gördüğümüz gibi devletin uçağını, helikopterini, tankını bile ele geçirmiş olan bir yapı var. Yani tarikatların elinde olan bir yapı var. Bu yapı 15 Temmuz'dan sonra kendini gösterdi ama hala siyasi ayağı bulunmadı. Hala da kriptoları var. Şimdi bugün başka bir şey daha söyleyeyim. Yani bu anlayış çok farklı bir şey. Ne diyor, ne dedi biliyorsunuz ilk IŞİD çıktığında Recep Tayyip Erdoğan? Bunlar öfkeli gençler. Öfkeli gençler. Sonra bu öfkeli gençler bizim ülkemize geldiler. Pozantı'da polislerimizi öldürdüler. Bombalar patlattılar. İslam terörü dendi. Çıktı Recep Tayyip Erdoğan. İslam terörü olmaz dedi. İslam terörü diyenler dendiği zaman kanım donuyor. Kanım dedi. Donuyor yani dedi. Bana Müslümanlara, İslam üyelerine terörist dedirtmem diyen bir jargonu, evet, kullandı ve hala da bunu kullanıyor. Şimdi Taliban nedir? Taliban'ı muhatap alıyorsanız siz, yani onlar kendi iç meselelerini Afganistan'da Afganistan'ın meşru güçleriyle Taliban oturup konuşuyor. Amerika konuştu, ben de konuşurum demek ne demek? Ben anlamış değilim bunu. Bir terör örgütü bu. Evet. Dolayısıyla demek ki daha önce de IŞİD'le konuşulduğu, El-Kaide ile konuşulduğu gibi konuşuruz. Bize ters düşmez bunlar lafı. Ülkeyi başka bir maceraya götürüyor ya demektir. Da bizi, nitekim, bizim sözümüzü dinlerler yani havasında da yaratmaya çalışıyor. Hatırlayacak mısınız? Şeyden önce galiba Antalya'da G20'ler toplantısından önce ya da sonra bu Halep meselesiyle ilgili Putin bana dedi ki biz oraya bir operasyon düzenleyeceğiz. Siz söyleyin onlara gerekli olan şeyi çekilmeyi yapsınlar. Ben de biz de çocuklara ulaştık. Onlar da bizim sözümüzü dinledi dedi. Evet. Çocuklar dediği El-Kaide'nin türevleri, evet, olan şeydir. Yani benzer bu, o zaman, bir durum yine söz konusu sanki. Evet, Türkiye buradan şunu görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey zaten. Peker'in sözlerinde de görüyorsunuz. Sadat silah verdi diyor. Silah taşıdı diyor. Bu çok tehlikeli. Yani bence Sedat Peker'in videolarının içerisinde en tehlikeli olandır bu. Evet. En tehlikeli olan. Sadat'ın silah vermesiyle ilgili bugüne kadar devletin hiçbir kurumu bir dakika ya bunu araştıralım demedi. Evet. O zaman biz ceza yasalarına göre vatana ihanet suçlarının işlendiğini görüyoruz. Ona, evet, göre hareket etmesi lazımken bu yapılmıyor. Bu çok tehlikeli bir noktadayız diye düşünüyorum. Yani Kıbrıs'taki söylenen sözler, Taliban'ın bizimle ters düşen bir yanı yoktur lafı sadece Müslümanlıktan, evet, bahsediliyorsa tabii. Onun haricinde zaten Afganların diğerleri de Müslüman. Tabii. Başka Sedat Peker'in söylediklerinden sonra, Sedat Peker'in söylediklerinden sonra işte bu bayır bucak Türkmenleri hikayeleri falan daha da bir anlam kazanıyor. Tabii bunların hepsini toparlarsanız, yani fotoğrafın tamamına bakarsanız görülen bu. Ama, evet, tek tek bakarsanız karışıyor. Yani puzzle'ın küçük parçalarından uğraşırken büyük resmi ancak çıktıktan sonra görebiliyorsunuz, evet, söylenenleri. Şimdi gördüğümüzde çok tehlikeli bir noktadayız. Bakın bir zamandır bir iç savaştan bahsediliyor. Silahlar, kayıp silahlardan bahsediliyor. Susurluk'ta da kayıp silahlar vardı. Ve o silahları nerede olduğunu sorduğumuzda Korkut Eken bize şunu söyledi. Ben bu silahların nerede olduğunu söyleyemem. Devlet sırrıdır. Ama zaten söylersem savaş çıkar dedi. Kimle savaş çıkar onu bilmiyorum. Onu söylemedi.
Ama bu silahlar, kayıp silahların gittiği yerler ya da götürüldüğü, saklanıldığı yerler bir savaş nedeni olabilecek kadar tehlikeli. Bunu ikrar etti. Evet. Şimdi bu ikrardan hareketle Türkiye'de neler yapıldığını hep birlikte görmeliyiz. Ve bugün bayramda yani kaç kişi kurban kesti, kaç kişi çocuklarına hediye alabildi, hangi büyük baba ya da büyük anne torununa bu sefer de bir hediye getireyim diyebildi. Bunları herkes biliyor. Böyle bir ortamda, ekonominin çökmüş olduğu bir noktada biz farklı bir şey yapıyoruz. Saray yapmaya gidiyoruz. Yani kendi saraylarımızı bitirdik. Başka yerde de. Evet. Bu arada şunu da hatırladım. El-Beşir bütün dünya tarafından katliam sanıldı biliyorsunuz. Sudan'da da bir saray yaptık. Evet, Namık evet. Bey. Doğru. Size yakışmıyor demişlerdi. Evet. Ya size yakışan bir saray yapıyoruz dendi değil mi? Şeyde onun karşılığında da bir adam alındı bilmiyorum ama biz böyle saray yapıyoruz. Adam şimdi herkese... hapiste. Adam şimdi hapiste. Yani, El-Beşir. Şey nedir? İçinde bulunduğumuz durumun çok vahim olduğu düşüncesindeyim. Evet, şöyle de bir şey var. Kıbrıs'taki ifşaat bence tehlikeli bir ifşaat. Evet, evet. Bu Taliban da yalnız gelmeyin diyor. Yani böyle bir sıcak, hani siz gelirseniz biz konuşuruz falan gibi bir karşılık yok. Gelmeyin diyorlar. Şimdi Taliban bizi zaten onlar gibi, kendileri gibi görmüyorlar, aynı tabii. Müslüman olarak görmüyorlar. Onlara göre biz dinsiziz. biz çünkü laik insanlarız. Biz Allah'la kulun arasına kimse giremez diyen, Allah'ın burada bu dünyada temsilcisi olmadığını bilen insanlarız. Bizim inancımız böyle. Ama bizim inancımız da ters düşmüyor diyorsa o demek ki AKP'lilerin inancıyla. Hepsini de, evet, kastetmek istemiyorum. Yani bu çok tehlikeli bir şey. İnsanın kafasını kesen, ellerini kesen, kadını yok sayan, öldüren, taşla öldüren, kız çocukları okudu diye öldüren. Evet. Hatırlayacaksınız bir sürü olaylar var. Burun kesmeler oldu. Hatırlayacaksınız tabii. Taşlı Amerika'da orada okutuldu. İngilizler sahip çıkmaya çalıştılar. Kızların okumasını istemeyen, evet, bir anlayışla biz nasıl üst üste olabiliriz? Ben tersim doğrusu. Ama Recep Bey ters değilmiş demek ki. Evet. O zaman bir farklılık var. Eğer kendisini ters olarak görmüyorsa mesele yok. Ters görenlerin hepsi Recep Tayyip Erdoğan'a sandık geldiğinde oy vermemesi gerekiyor. Evet, doğru, doğru. Bir de şimdi şu var, bu göç meselesi çıktı. Yani biz oraya gideceğiz ama Afganistan'dan da her gün yüzlerce, binlerce insan kaçıyor. İran'ı geçiyorlar, Türkiye sınırı yani yol geçen anı gibi sanki. Yani geçmişte Suriye ile sınırımız biliyorsunuz geçmişte yerde elini kolunu sallayarak gidiyordu, geliyordu herkes. Irak öyleydi. Şimdi İran sınırımız da öyle. Kamyonlarla geliyorlar, o arazide kaçışan insanları görüyorsunuz televizyonlarda. Yani inanılır gibi değil. Türkiye'nin bir göç politikası yok, Türkiye'nin bir ekonomide üretim politikası yok, tarım politikası yok, sanayi politikası yok. Gelen üstümüze kalıyor. Şimdi tabii bu çok önemli ve ciddi bir şekilde düşünülmesi gereken, böyle romantik sosyalistler, solcular gibi bakılmaması, ciddi bir devlet adamı anlayışıyla görülmesi gereken bir olay. Afganistan'dan gördüğümüz gelenlerin tamamı 30 yaş altında ve küçük çantalarla gelen, işlerinde kadın ve çocuk olmayan insanlar. Hatırlayacaksınız bir zamanlar Libya olayları sonra, Kaddafi'nin öldürülmesinden sonra Libya'dan da böyle, evet, gençler getirildi. Daha sonra da bunlar ÖSO diye Suriye sınırında ve Suriye'nin içerisinde görev yapıyorlar silah verilerek. Şimdi bu gelenler de çok ilginç, kamyonlar sınırdan alıyorlar, hepsini aynı yere getirmiyorlar. Ya Denizli'ye, evet, getiriyorlar, ya Kocaeli'ne götürüyorlar, ya Konya'da bırakıyorlar, ya Nevşehir'de bırakıyorlar. Yani belli yerlere, takip ederseniz ciddi bir şekilde, belli yerlere, evet, bunlar geliyor. Oralarda duruyor. Göçmen politikası sizin dediğiniz gibi çok apayrı bir politika.
Ben İnsan Hakları Komisyonu'nda görev yaptım 2 sene öncesine kadar. Orada göç idaresinin verdiği rakamlara bugün bakarsanız 8 milyona yakın Türkiye'de mülteci var. Bunların hepsini baştan sona kadar ciddi bir politikayla insan hakları temelinde korumak gerekiyor. Evet, sığınmacı bir şey için kaçıyor. Yani kendi bulunduğu ülkesinde ölümle karşı karşıya, çocuğunu, ailesini kurtarmak için bir başka yere sığınıyor. Geldiği yerdeki insanlarla birlikte yaşayabilmesi, entegre olabilmesi, geldiği yerdeki insanlarla birlikte mutlu bir hayatı birbirlerine karşı olmadan sürdürebilmesi bir ciddi politika ister. Bu politika Türkiye'de maalesef yok. Hiçbir ülkede de yok. Yani bu kadar sığınmacıyı evet, kabul eden başka ülkede yok. Şimdi birçok romantik solcu, yine altını çizerek söylüyorum, kızıyorum ve onların da boşa laf ettiklerini görüyorum. Efendim işte sığınanı biz dışarıdan mı? Hayır, bırakmayacağız. Tabii geleni tabii alacağız. Geleni alacağız ama ucuz iş gücü olarak çalıştırmayacağız. Eğer siz insan haklarından bahsediyorsanız, köşe yazıyorlar böyle, özellikle sağcı yazarlar çok bilmişler. Ucuz iş gücü diyorlar. Ucuz iş gücü en büyük insan hakkı ihlalidir. Evet. Ayrıca başka bir şey daha var. Onu sömürüyorsunuz ucuza çalıştırarak. O ucuz işçiden dolayı da bir başka insanı da işsiz bırakıyor. Onun ailesini de aç bırakıyorsunuz. Şimdi böyle bir anlayışı ciddi, sadece hamasi nutuklarla değil, insan haklarına saygılı bir plan projeyle yapabilirsiniz. Tabii. O zaman istediğiniz gelsin, hiç önemli değil. Ama siz ülkenizdeki ekonomiyi adil paylaştıramazsanız, geleni de rahatsız edersiniz, gelen var olanı da büyük çatışma haline sokar. Birbirleriyle çatıştırırsınız. Doğru. Bunu hep yaşadık. Onun için birçok ülke, Almanya'sından tut, en zengin olan ülkeler sayıyla alıyorlar. Biz sayıyla alamıyoruz çünkü sınırlarımız açık. Açık. Ama o zaman girdikten sonra işsizliği arttıracak, ülkedeki vukuat listesini arttıracak bir konumda çıkarmalıyız. Ya sevgili Namık, ülkemizde ne kadar sığınmacı olduğunu bilmiyoruz biz. Bakın, ben evet, o konuda ilde, haklısınız. Bir ilde emniyet müdürüne sormuştum. Milletvekilliğim sırasında. Sizin ilinizde ne kadar Suriye'den gelen var demiştim. Yaklaşık 200 bin falan dedi. Ben anlamadım dedim. Yaklaşık 200 bin dedi. Ya sayın müdür, o yaklaşık 200 bini ben söyleyeceğim. Sen emniyet müdürüsün. Yani bu şehrin her şeyi sana sorum. Sen evet, diyeceksin ki 198.003 diyeceksin evet, bana. Yani bu, sen bunu bilmezsen ben nasıl bileceğim? Sen bunu doğru bilmezsen hastanedeki doktor nasıl kendi programını yapacak? Sen bunu bilmezsen tabii belediye suyunu nasıl taksim edecek? Canım, o bunların göçmenleri hepsi topladılar, Edirne'ye götürdüler, Meriç kıyısına yığdılar. Gidin buradan Yunanistan'a diye. 5-6 bin insan götürdüler, otobüslerle taşıdılar oraya. Devlet böyle işlere karışmaz. Devletin ayıbıdır bu. Sonra da dediler ki 140 evet bin kişi karşıya geçti. Ya insaf edin, Edirne'nin nüfusunun yarısı neredeyse. 140 bin kişi nasıl geçer, nereye geçer? Hiçbir yani konuda bu, doğru bir açıklama görmedik biz bu ülkede. Bu da o kalemşörler var ya, sağcılar havuz medyasında. Evet. Onlar bunları görmüyorlar. Asıl insan hakları ihlali o. Evet. Yani koz olarak kullanıyorsunuz. Onların doğru karşılığında para alıyorsunuz. O parayı da doğru bir şekilde dağıtamıyorsunuz. Ya para nereye gidiyor bilmiyorum ama saraylara gittiği kuşkusu var. Yani o kadar bol para geliyor ki işte Kıbrıs'a bile yapacağız denilebiliyor. Yani Kıbrıs'ta herhalde evet beklerdi ki hani Türkiye dışında kendilerini birileri tanıyacak ya da bir yatırım yapılacak. İşte portakalları çürüyor mevsim geldiğinde. Onları işlemek için tesisler kurulacak, genişletilecek. Ya da işte ambargonun dışında Türkiye malını alıp değerlendirip başka ülkelere belki satacak. Böyle belki formüller bekliyordu Kıbrıslılar sürpriz derken. Nerede, hiç düşünmüşler midir? Akıllarına gelmiş midir yani saray yapılacağı? Hiç, en son düşünebileceğiniz bir şeydir. Ama maalesef işte hani nedir?
Ya bir şey söylemek istiyorum ama neyse. Yani ben hayatta en çok dönmelerden sonra da görmelerden korkarım. Yani o gerçekten görgü çok çok önemli bir şeyi. Yani bir kere dünya görüşümüz farklı, dünyaya bakışımız farklı. Yani bizim itibar anlayışımız çok çok farklı. Yani itibar için adalet, özgürlükler, üretim, sosyal haklar, yani bu yaşam kalitesiyle ilgili bir şey bu. Almanya'da bir siyasetçi arkadaşım basının bizimle ilgili alay eden yazılarından bahsetti. Gerekçesini biliyor musunuz? Merkel, Alman şansölyesi Merkel geldiğinde padişah tahtı gibi bir şey Evet, oturmuş. Sonra da ben gördüm. Bahrettin Köşkü'nde. Evet, altın yaldızlı filan ya da altın varaktan yapılmış. Muhtemelen altın O varaktan fotoğrafı yapılmıştır. bulabilir miyiz Daha arkadaşlar? ağır bir şey. Ona oturmuş. Onun resminden dolayı bizimle. Yani bana anlattı. Ben burada anlatmak istemiyorum. Çok üzüldüm. İçim acıdı ya. Nasıl neler söylemişler, neler yazmışlar bize. Görgüsüzlüğümüzden tutun da bilmem neye varıncaya kadar. Şimdi tabii Yani onlar az önce söylediğimiz gibi yani Türkiye uçuyor, büyüyor. Ya dediğimiz gibi bir yaşam kalitesi çok çok önemli. Burada ne oluyor onu anlamak mümkün değil. İşte Türkiye'de insanların malına çökülüyor ve üstelik devlet eliyle insanların malına çökülüyor. BDDK mali yapısı bozulduğu gerekçesiyle şirketlere el koyuyor. Ya devlet BDDK el koyuyor, daha sonra TMSF yoluyla yandaş iş adamlarına peşkeş çekiliyor bu araziler, fabrikalar. İşte BMC'de yaşandı bunlar. Efendim Seydişehir'de yaşandı. Aksu kağıt fabrikasında yaşandı. Balıkesir Seka'da yaşandı. Üstelik Balıkesir Seka'da alanlar fabrikayı işletemediler. Paraları yoktu. 1 milyon dolar aldıkları fabrikayı işletemediler. Özel teşvik kapsamına aldılar o bölgeyi. Para verdiler, hadi işlet üstüne diye. Yani bütün bunlardan sonra ne diyebiliriz ki? Karadeniz'deki kağıt fabrikasını alıp içindeki makineleri de satıp binayı da yıkıp araziyi toplu konutla Tokyo'ya. tekrar büyük paralarla sattıklarını da biliyoruz filan. Üstelik Ben şunu parayı sadece söylemek o istiyorum. içerideki malzemeleri hurdaya satarak ödemiş. Evet. Yani aldığı paranın misliyle tekrar TOKİ'ye satılan fabrika arazisi var. Ha evet, burası. İşte o Burası. fotoğraf. Evet. Yani bu itibar getiriyorsa bu fotoğraf, benim söyleyecek bir şeyim yok artık. Ya ben de bilmiyorum ama yani mütevazı olmak çok önemli. Bazı insanlar diyorlar ki ne var? Büyük Türk milleti, büyük Türkiye sarayı da olmalıdır. Güzel saray olmalı. Ama benim de evim Konya'daki Mehmet Ağa'nında, Mersin'deki Mut'taki Aslan Bey'inde evi saray olmalı. Tabii, Yani ben tabii, bunu sordum tabii. bizim Mersin'de bir köye gitmiştim, Arpaş Sakarlar köyünde böyle konuşuluyordu. Dedim ki senin evinde saray olursa ne ala, bizim öyle saraylara o zaman sesimiz çıkmaz. Ne yaptın sen dedim, hanımı hemen atıldı. Ya evdeki çulu bile sattık biz dedi. Mahsul para etmeyince. Şimdi Of. böyle bir durumda siz saray yaptırırsanız insanların gözünün de sokarcasına, o zaman iş başka bir noktaya gidiyor. Evet, Yani evet, evet. evet, Fas kralının da sadece fosfatla geçinen Fas ülkesinin kralının da her şeyde bir sarayı var. Ama o kral Evet. ve orada müthiş bir baskı var. Bir kralın kendisinin dayandığı bir zengin zümre var. Diğer insanlar aç. Evet. Ortalama gelir başka. Bizde de ortalama 10 bin dolar dendi. Şimdi kaç bin dolarız? Kaç bin dolara düştük? Kimse söylemiyor. Biraz sonra değerli ekonomi yazarıyla birlikte olacaksınız Murat'la. Ona sorun yani. Kaça düştü? Fert başına düşen milli hasıla. Ya zaten Türkiye'de açıklanan tüm rakamlar hani güven vermiyor. Ve sonra da zaten onların yanlış olduğu çok kısa bir sürede ortaya çıkıyor. Şimdi mesela Evet. örnekler var. Türkiye çok ilginç bir ülke. Bu Ziraat Bankası üzerinden gidersek örnek vermeye.
Hani Ziraat Bankası işte tarımı destekleyecek, Türkiye'de çiftçiyi destekleyecek, üretime katkı sağlayacak, onların parasal ihtiyaçlarını karşılayacak, ekipman ihtiyaçlarını karşılayacak. Ama Ziraat Bankası'na bakıyoruz, Ziraat Bankası gazete televizyon alımı için kredilendiriyor insanları ya da ne bileyim simit sarayı kurtarıyor, bambaşka alanlarda faaliyet gösteriyor. Sonra ne oluyor? ATV, Doğan grubunu satın alan Demirören grubu 750 milyon dolar kredi almıştı Ziraat Bankası'ndan. Ödedi mi ödemedi mi tartışması devam ediyordu. Bu ödedi mi ödemedi mi tartışması sürerken bir şey hiç para ödemediği ortaya çıktı. Şimdi dün zannediyorum bir haber çıktı. Bunların bir golf sahası var Kemer Country tarafında. 10 milyon dolar değeri olduğu söyleniyor. Efendim bu arsayı Ziraat Bankası'na vermişler. 320 milyon dolar sayılmış buna. İnanılır ki 10 milyon dolarlık arsa 320 milyon dolar sayıldı diye haberler çıktı. Yani Ziraat Bankası yani, görev zararı veriyor. Yani nasıl kâr etsin ki bu banka? Ama şimdi Peker'in ifşaatlarında bunları görüyoruz. Onunla ilgili bir fotoğrafımız var arkadaşlar, Ziraat Bankası. Evet, dinliyorum. Peker'in ifşaatlarında görüyoruz, duyuyoruz. Evet. Ya da işte neyse. 1 liraya alınanı 1000 liraya sattıklarını da görüyoruz. İşte en son var olan, şimdi bütün gazetelerde yer alan bir haber var. İsrail'den alınmış olan NSO'dan alınmış bir yazılımı ne kadar fahiş fiyata satıldığı gibi birçok insanın da takip edilmesine müsaade eden yazılım. Bu yazılımın kendisi ayrı bir sorun. Alınan para, satılan devlette satılan para ve alınan karşılık farklı bir nokta. Bunların hepsini, ama bu skandalları toplumumuz çok ciddi bir şekilde takip ediyor. Bir kısım da normal karşılıyor. Zaten evet. Bülent Arınç şöyle bir laf söylemişti, hatırlarsınız. Onun lafını söyleyeyim. AKP'yi bu ülkenin yarısı çok seviyor, yarısı da çok hiç sevmiyor. Yani müthiş derecede nefret ediyor. Şimdi bu iki şeyi başarmak çok önemli, çok zor bir iş. Evet. Yani hem nefret edileceksiniz hem sevileceksiniz. Buradan şunu görüyorum ki sevenlerin sayısı da azalıyor. Nitekim belli oluyor. Fakat sandığı getirmediği için de hala güçlü gibi görünüyor. O nedenle ben sandığın 2022 yılında olacağı, geleceği düşüncesindeyim. Ve herkesin düşündüklerinin aksine Haziran 23 Haziran'dan önce olması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü asıl mesele, bize bunu unutturuyorlar. Anayasa bir kimse ikiden fazla cumhurbaşkanı olamaz diyor. Evet. Ancak yeni anayasaya eklenen maddeyle ancak diyor ki ikinci dönem bitmeden meclis kendini feshederse, dolayısıyla cumhurbaşkanlığında feshediyor, o zaman üçüncü defa aday olma hakkını elde eder diyor. Bu nedenle Şubat ayına kadar, 2022'nin Şubat ayı veya Mart ayına kadar seçim artık tarihi belli olur. Da o süreç ve nasıl yaşanacak? O süreç çünkü çok zor bir süreç. Yani geçmişte 7 Haziran, 1 Kasım sürecini hatırlıyoruz. Dilerim ki barış içerisinde kansız yaşanır. Çünkü kalır mı? Çok doğru bir hatırlatma yaptın. Nitekim bugün Suruç'taki büyük katliamın, 34 gencin öldürüldüğü katliamın da yıl dönümüydü. Yani onların anısı önünde eğilmek gerekiyor. Yani yeni Suruçlar, yeni gar faciaları, yeni işte İstanbul'da İstiklal Caddesi patlamaları. Yani bu ülkemizde, başkentte 12 Eylül'den önce dahi olmayan bir şekilde 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giderken müthiş kanlı olaylar oldu.
Tarihimizin en kanlı olayı Gar katliamıdır. Ankara Garı katliamıdır. Canlı bombaların patlamasıyla orada 104 yurttaşımız parçalanarak ölmüştür. Ondan önce Ankara'da Merasim Sokak'ta, Kızılay'da aynı şekilde büyük katliamlar yapılmıştır. Dolayısıyla 7 Haziran 1 Kasım sürecinde bir tek bomba patlarsa bunun müsebbibi AKP'dir. Bir tek kişinin burnu kanarsa bunun müsebbibi AKP'dir. AKP çünkü bu bilindi. Aslında bu bilgiyi açıkça söyleyebilecek bir tek şey, bir kişi var. Gelecek Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Davutoğlu. Evet. Davutoğlu partiyi kurarken çok önemli bir söz söyledi. Bildiklerimizi anlatırsak insanlar insan yüzüne bakamazlar diye. Ve Davutoğlu'nun bu ülkeye en önemli sorumluluğu bildiklerini anlatmasıdır. 7 Kasım'dan 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen süreyi anlatmasıdır. Davutoğlu o sürede başbakandır. Biz oradaki de bu... insanların oradaki insanların kanı yakasında duruyor. Bundan kurtulmanın tek yolu bunlar, şunlar, şunlar oldu diye anlatmalıdır. Faillerini de ortaya koymalıdır. Çok teşekkür ediyorum. Benden mezara gider dememelidir. Çok teşekkür ediyorum. Önemli olan da bu. Yani öncelikle Davutoğlu'nun o söylediklerini, ima ettiklerini en azından açıklamak gibi üzerinde bir maalesef görev var. Onu yerine getirmek zorunda. Evet, büyük çok teşekkür ediyorum. Var. Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Tekrar ben de iyi bayramlar iyi diliyorum ailenize, sevdiklerinize. Görüşmek üzere tekrar. İyi evet, Fikri Sağlar'la birlikteydik. Az sonra ikinci bölümde bizimle birlikte Hüsnü Mahalli bizimle birlikte olacak. Hüsnü Mahalli ile Afganistan'ı biraz daha kurcalayacağız. Türkiye'nin oradaki görevinin, Türkiye'nin orada nasıl, neden, hangi gerekçelerle Türkiye orada böyle bir görev verildi? Bunları konuşacağız Hüsnü Mahalli ile kısa bir aradan sonra saat başına doğru birlikte olalım. Evet, gündem özel devam ediyor. Şimdi hattımızda Hüsnü Mahalli var. Korkusuz gazetesi, dış politika yazarı, Orta Doğu konusunda uzman gazeteci, dış politika konusunda en iyi takip eden gazetecilerden birisi Hüsnü Mahalli. Hüsnü Mahalli ile birlikte olacağız. Hüsnü hoş geldin, günaydın. Günaydın diyorum, iyi akşamlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar diye. Hep sabah 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 günaydın dilimize takıldı. İyi bayramlar diliyorum. Tüm ailenle, sevdiklerinle. Ve Kıbrıs'a mı gidelim? Senin üçüncü vatanın. Ya gideceğiz de bir koronadan dolayı gidemiyoruz. Ben en son geçen yıl, yani koronanın Türkiye'de patlak verdiği 11 ya da 12 Mart olması lazım ya da 13 Mart Kıbrıs'tan ayrılmıştım. Ayrılma o ayrılma tabii. Ben Kıbrıs'ı gerçekten çok seviyorum. Kıbrıs davasını da çok çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Her zaman da Kıbrıs halkının mücadelesini yazılarımla tabii gazeteci olarak. Kıbrıslı liderlerin hepsiyle çok aram iyidir. Rahmetli Demirtaş başta olmak üzere tabii. Şu son gelişmeler senin için sürpriz mi bunların ışığında? Hayır hayır değil. Ben yıllardır AKP'nin Kıbrıs'a bu şekilde müdahale edeceğini, ben çünkü 2008, 2009, 2010, 2011, 12 filan o tarihlerde 3-4 yıl yaklaşık olarak CTP'nin Yeni Düzen gazetesinde yazı yazıyordum. Dolayısıyla bugünleri çok içtenlikle söylüyorum, bugünleri net böyle olacağını yazdım. Net. Bilir. Yani Başbakan Ferdi Soyer başta olmak üzere, Mehmet Ali Tala Cumhurbaşkanı başta olmak üzere. Onlarla çünkü özel sohbet ediyorduk. Peki o zaman Kıbrıs kayyumlaştırılıyor görüşüne katılıyor musun? Kesinlikle. Tabii tabii. Zaten bunu benim senin söylemene gerek yok. En son seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kendi söylemiyle, kendi diliyle MİT tehdit etti, seçimden çekil gibilerinden açıklamalarıyla zaten her şey bizim bir şey söylememize gerek bıraktırmıyor. Türkiye'nin oradaki müdahalesinin en somut şeyi nedir biliyor musun?
Tabii ki yani Türkiye 74'ten beri orada tek söz sahibi, o ayrı da. Şimdi Girne'de tam bir betonlaşma süreci yaşıyor. Tam. Yani bugün Cumhurbaşkanı dedi ya işte saray zaten yapalım size. Gene betonla gidiyoruz oraya. Çimentolarla kendik gidiyoruz. Yani bu epidir orada var. Yani epidir son 2 yılda aşağı yukarı 3 yılda. Buradan Türkiye'den AKP'li iş adamları tırnak içinde KKTC'yi ele geçirmek için müthiş yoğun bir yüklenme var Kuzey Kıbrıs'a. Hikaye uzun tabii ama tabii sonuçta Kıbrıslı tırnak içinde gerçek Kıbrıs. Çünkü şöyle bir nüfus yapısı var orada, onu söylemekte yarar var. Bilmeyenler bilmeyebilir. Yaklaşık olarak 100 bin civarında Kıbrıslı, orijin olarak yani Kıbrıslı Türk. Ama onun karşılığında da işte 250 ile 280 civarında da, hatta bazıları bayağı bir nüfus oluşmuş. Evet, yani Türkiye 3 katı, hadi öyle diyelim, 3 katı da Türkiye'den giden insanlar var. Peki şimdi şöyle de bir şey var Kıbrıs'ta. Yani bu Kur'an kursu meselesinden başladı olay. Sonra seçimlerde yaşanan olaylara da tanık olduk. Buradan uçağa binerken iki devletli bir çözümden bahsediyordu Cumhurbaşkanı. Ama Lefkoşa'ya indikten sonra bir daha öyle bir iki devletli çözümden bahsedilmedi. Ve hemen gündem şeye geçti, saray ve meclis binası yapımına geçti. Bu normal. Yani medyaya yansıyan söylemlerle perde arkasında dönen dolaplar arasında, yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Erdoğan'ın Biden'la görüşmesi. Çünkü Biden'ın Kıbrıs'ta özel ilgisi var. Özellikle bu gaz meselesinde. Çünkü bu gazı bulan ve işleten ilk Amerikan şirketi Noble öyle okunuyor. Şirketinin yönetim kurulu ya da CEO'su Biden'ın oğluydu. Dolayısıyla Biden, dediğim gibi, hatta Biden başkan yardımcısı olduğu dönemlerde 2014 falan 15 olması lazım. Atladı gitti. Yani kuzeye de geçti. Evet. Kuzeye de geçti. Türkiye Biden'a hangi sözleri verdi? Türkiye Biden'a ne sözü verdi? Yani nasıl bir gelecek? Hani geçmişte hep o meşhur laf vardır Cüneyt Sapsu'nun. Bu kişiyi deliğe süpürmeyin, kullanın. Bu şey yenilendi mi sence? Yani tabii ne söz verildi, verilmedi bilemeyiz. Ama şunu tahmin edebiliriz. Türkiye önümüzdeki dönemde, daha doğrusu Erdoğan tabii, önümüzdeki dönemde dış politikasını Biden eksenli yürüteceği yönünde tahminde bulunabiliriz. Evet. Çünkü Türkiye çok ciddi bir sıkışma içinde. Suriye'de, Libya'da, işte Akdeniz'de, işte şurada, burada, aklımıza geldiğimiz bütün yerler. Ama buna karşın Türkiye kim ne derse desin, Erdoğan döneminde son 10 yılda kendince göreceli olarak bir takım zaferler elde etti diye düşünüyor. Yani örneğin Suriye'de işte çıkmayacak. İşte Suriye'de kalacak. İşte Libya'da çıkmayacak. İşte Irak'ta üsler kuruyor. Afganistan'da üs kuruyor. Şimdi Azerbaycan'da üs kuruyor. Şimdi Afganistan'da üs kuruyor. Bana işte Arnavutluk'ta üs kurdu. Afrika'da, Somali'de üs kurdu Türkiye. Şimdi Erdoğan stratejisinde bunlar birer zafer. Ama karşı tarafın söylemlerinde, Batı söylemlerinde yayılmacı politika izliyor Türkiye. Ama nereden güç alabiliyor? Yani bu kolay iş değil. Dolayısıyla tabii Biden eksenli dediğim hikaye bu. Peki Türkiye Afganistan konusunda gerçekten çok gönüllü müydü? Yoksa bir bedel mi ödetiyorlar Türkiye'ye orada? Yok, bence gönüllü. Bence gönüllü. Yani yalnız bugünün meselesi değil. Çünkü Erdoğan, şafidesi Türkiye 2001'den beri, yani Amerikan işgalinden bu yana Türkiye zaten orada. Yani evet, bir ara evet, civarında askeri vardı. Ama yalnız i̇şte kalacağız bu çıktı, kez. 5000'e çıktı bir ara sayı. Şu anda da 600-800 oldu söyleniyor. İşte Kabil Havaalanı işletiyor diye söyleniyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye Afganistan'da var olma
konusunda gönüllü AKP ideolojisine uygun çünkü bu. AKP'nin şimdiki ideolojisi, bugün zaten Erdoğan ne dedi? İşte Taliban'la bizim aramızda ideolojik olarak bir fark yok. Mahallen söylüyorum. Bizim açımızdan vahim bir ifade. Yani onu ben söyleyemem. Vahim mi değil mi onu bilemem. Ama bunu söylemesi gayet normal. Şöyle. Çünkü sonuçta bugün Türkiye'nin AKP iktidarının Suriye'deki ilişkileri kimlerle? İdlib'de kim var? Tabii, Nusra var. Tabii. Peki Nusra kim? Kaide'nin Suriye kolu. Peki Kaide kim? Doğru. Taliban. Yani iç içe girmiş hepsi. Dolayısıyla hani Afganistan'la aynı, Taliban'la şurada, Libya'da kim var? Radikal İslamcı bütün gruplar var. Somali'de kim var? Radikal İslamcı gruplar Peki, var. Peki Amerika yani, bu grupları gibi. Türkiye üzerinden mi kontrol edecek? Hayır, şimdi Amerika'nın acelesi yoktur Namık. Yani bugün işte şunu bak. Orta Doğu Büyük Orta Doğu Projesi, BOP dediğimiz hikaye 2004 Haziran, 9 Haziran 2004'te ilan edildi resmen. Şimdi 2004'ten 2011'e kadar 7 yıl geçti ki Arap Baharı'nı yaptılar. Yani hazırlık dönemi geçiyor. Kuluçka dönemi gerekiyor. Dolayısıyla 2011'de kaç yıldır biz Arap Baharı'nı yaşıyoruz? 10 yıl. 10 yıl. Bak 10 yıl müthiş acılar yaşandı bu coğrafyada. Tabii. Müthiş. Yani dünya tarihinde böyle bir şey yok. Şimdi ama insan hafızası hani var ya nisyanla evet, mağrudur. Maalesef. Dolayısıyla senin sorunun yanıtı şu. ABD önümüzdeki dönem 10 yıl, 15, 20, 30 bilmiyorum. Yani bunları konuşabiliriz saatlerce de. İslamcıları tıpkı Kaide'nin kuruluş sürecinde 80'li yıllarda yeniden kullanma hevesine kapılmıştır. Bu sefer o zaman da yeşil kuşak dediğimiz Sovyetler Birliği'ni çökertmek için nitekim de başardılar. Evet, şimdi de evet. Rusya ve Çin'i kuşatmak için ikisini Rusya ve Çin'i kuşatma. Böyle bir misyon kime verilebilir? Ancak Türkiye gibi hem Rusya ile kötü ilişkileri olan tarihten gelen Osmanlı-Rus İmparatorluğu hem de Osmanlı-Çin kavgası yani Cengiz Han'dan evet, tutturarak evet, bugüne kadar. Evet, evet. Ama son dönemdeki ilişkilere bakarsak da çok daha farklı bir manzara görünüyor. Hangi açıda? Türkiye-Rusya ilişkileriyle Çin-Türkiye ilişkileri. Biz Şangay 4-5'lisine bile aday olduk yani bizi de alın diye geçmişte. İşte Sovyetlerle, işte Sovyetler diyorum Ruslarla S-400 anlaşmaları, Çin'den roket alacaktık, füze alacaktık. NATO taş koydu son anda. Yani tamam da işte bunlar AKP'nin kafasındaki gerçek niyetlerle çakışmıyor. Evet. Bunlar taktiksel davranışlardır. Yani bugün Rusya ile Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri çok kötü. Çok kötü. Bak mesela S-400 aldı, depolara kaldırıldı, bitti. Rusya ile Türkiye ilişkileri Azerbaycan'da kötü. Ukrayna'da kötü. Latonya'da kötü. Arnavutluk'ta kötü. Romanya, Bulgaristan'da kötü. Suriye'de kötü. Libya'da kötü. Yani dolayısıyla ABD bunu bildiği için Karadeniz'de kötü, Gürcistan'da da kötü. Ama biz o ilişkileri yani, Türkiye-Rusya ilişkisi olarak bakmıyoruz. Putin-Erdoğan ilişkisi olarak bakıyoruz. Putin-Erdoğan ilişkisi aynen. Farklı. Tabii, doğru. Hayır ama yani sonuçta hani haritada Türkiye yazıyor ya. Sonuçta bile biz görüyoruz yani diyelim. Doğru. Haritada şöyle yazmıyor. Karadeniz'e sahili olan ülkeler yazılırken işte Türkiye yerine Erdoğan yani olabilir. Karadeniz'de o da olabilir. Şahsım. Şahsım evet. Şahsım devleti. Şahsım devleti. Bu Süleyman Soylu'nun bir şeyi var. Bugün konuşurken kendini tutamadı. Merak etmeyin dedi, yakında dedi, yürüyerek dedi Suriye'ye, Irak'a gitmeye başlayacaksınız dedi. Arkadaşlar onunla ilgili de bir fotoğrafımız vardı. Ne anlama geliyor bu? Şimdi bu tabii Sayın Bakan'ın şeyi şöyle heyecanlanıyor, galyana geliyor. Hem tabii bakan olmanın ama daha şey olarak hani milliyetçi düşüncelere sahip ve Erdoğan'a şirin görünmek için aynı Erdoğan gibi düşünüyor. Çünkü Erdoğan da şöyle diyor, Osmanlı'nın ayağının bastığı her yerde biz tekrar olacağız diyor. Erdoğan bu cümle Erdoğan'ın.
Şimdi dolayısıyla Sayın Soylu da hem de Şırnak'taydı. Evet. Tam sınırdaydı çünkü. Yani oradan yürüyerek gideriz diyor. Nasıl gideceksin Sayın Bakanım? Yani orada o dağları geçmek kolay değil. Hele bu sıcakta. Onu da tavsiye etmem şimdi. Çünkü orası 45 derece, değil 50 mi? Derece şu o bölge. Oradan yürüyecek, oradan şeyi geçecek, Barzani bölgesini. Orada PYD, YPG bölgesi. Yani onlar hepsini mahvedebiliriz, hepsini temizleyebiliriz. Amerikan bayrağı var orada. Değil esas mi? Sorunu. Değil mi? Bir de Fehim Taştekin'in bir iddiası var. Türkiye, Suriyeli milisleri Afganistan'a taşıyacak diyor. Hani Libya'ya götürmüşlerdi ya. O Libya'dakiler mi Afganistan'a gidecek? Yoksa yeni başka bir grup mu söz konusu burada? Gazeteci Fehim Taştekin Suriye kaynaklı bir iddiayı gündeme getirdi. Türkiye'nin Suriyeli milisleri güvenlik şirketlerinde istihdam edip Afganistan'a taşıyacağını söyleyen Taştekin, bazı iddialar çıktı. Bunlar Suriye kaynaklı. Bunlara göre Türkiye özel şirketlerde güvenlikçi olarak Suriyeli milisleri istihdam edecek. Bunlar Eylül ayından itibaren Afganistan'a taşınacak diyor. Şimdi o konuyla ilgili Arap medyasında da yabancı medyasında da bayağı bolca haberler çıkmaya başladı. Yani paralı askerler mi diyelim bunlara? Duyamadım. Paralı askerler mi diyelim buna? Tabii tabii. Yani ama şöyle bir detay var orada. Şimdi İdlib'de Nusra var biliyorsun. Nusra evet. Kaide demektir. Şimdi orada rakamlar farklı. 30-40-50 bin civarında militan olduğu söyleniyor. Onların içinde... Yine rakamlar farklı ama ortalamasını söylüyorum. 7-8 bin Çeçen var. İşte 8-10 bin civarında da Uygur Türk'ü var. İşte 1000 Özbek var, 300 bilmem var, şu var, bu var. Şimdi bunların oraya götürülmesinden söz ediliyor. Bu da tabii ister istemez Özbekistan'ı, Tacikistan'ı, Türkmenistan'ı, Rusya'yı endişelendiriyor. Ama en büyük endişe kim? Çin. Demin dedim ya hani Osmanlı-Çin evet. meselesi. Neden Çin? Çünkü Çin'in Afganistan'la 75 kilometrelik bir sınırı var. Ve o bölge Uygur bölgesi. Evet. Yani düşünsene evet. Evet. Suriye'den alınacak 7, 8, 15 neyse hem de çok iyi eğitilmiş ve çok savaşmış. 10 yıldır savaşıyor Suriye'de. Bunları alıp götüreceksin diye Uygur sınırına yani Çin sınırına. Düşünsene oradaki şey, kargaşayı. Doğru. Yani bunlar yazılıp çizilmeye başlandı. Bu da sevimsiz tabii. Peki Taliban'la ilişkiler açısından çünkü aynı kökten geldikleri için Türkiye'nin konumunu nasıl etkiler? Ya şimdi Taliban çok sert açıklama yapıyor. Yani gelirse Türk askeri bizim için fark etmez. Yani bir NATO olarak görürüz biz onu diyor. Ama bugün Erdoğan diyor ya anlaşabiliriz de diyor. Yabancı yani değiliz diyor. Bence anlaşabilirler. Çünkü nereden anlaşabilirler cümlesini çıkartıyorum. Amerika ile Taliban'ı kim barıştırdı? Katar. Şimdi evet. Katar Amerikan yani Amerikan üslerinin Amerika'nın yönettiği bir ülke. Katar işte 11 bin kilometre kare şu kadar İstanbul'da Kadıköy kadar bir yer. Şimdi dolayısıyla Katar'ın yani düşünsene 20 yıl Amerikalılar gidiyor Afganistan'ı işgal ediyor Taliban'ı yok etmek için. Sonra Taliban'ı yok edemiyor. Katar diyor ki ne hikmetse kimse Katar abi gelin sizi barıştıralım diyor Amerika ile Taliban'a. Böyle komik bir durum var. Tabii hepsi oyun, hepsi senaryo, hepsi tezgah. Taliban da affedersin Katar'da Türkiye ile arası iyi olduğuna göre daha sonra Erdoğan Cumhurbaşkanı ile arası iyi olduğuna göre bence bir formül bulunabilir ve Taliban'la Türkiye yani Erdoğan yani AKP anlaşır diye düşünüyorum. O zaman bir takım olasılıklar var. Ya Taliban'la hükümet anlaşacaklar, havaalanı denetimini birlikte yapacaklar. Öyle bir şey olmaz. Bu böyle bir şey mümkün mü? Yok yok. O cümle çok doğru bir cümle değil. Herkes bunu konuşuyor. Evet. Havaalanı denetimi. Ya kardeşim şimdi düşünsene ben hep o örneği veriyorum. Yani düşünsene İstanbul'da Atatürk Havaalanı'na işte diyelim ki Türkiye koruyor evet. ama İstanbul'un her tarafı işgal altında. Yani Taliban bütün İstanbul Taliban'da ama bir tek havaalanı uçaklar nasıl inecek? Evet. Evet. Fakat zaten bölgeler kopuk kopuk. Yani Taliban'ın bölgesiyle hükümet bölgeleri arasında böyle şey gibi hani zürafanın şeyleri gibi derisi gibi. Birisi orada, birisi orada, birbirlerine uzak bölgelerde bütün o gruplaşmalar. Ama şimdi,
Şimdi Amerikalılar tam çekildikten sonra, yani bu ay Ağustos sonu herkes çekildi zaten, yabancılar hepsi çekiliyor. Zaten elçilikler bile kaçıp gidecek, yabancı elçilikler. Dolayısıyla Taliban çok hızlı bir şekilde Kabil'i ele geçirir. Yani bu belli. Çünkü düşün 20 yıldır, tam 20 yıl Amerikan işgali, NATO işgali. 200-250 bin civarında yabancı asker, Amerikan ve NATO ülkeleri. Amerikalıların yetiştirdiği 200-250 bin civarında Afgan askeri ve polisi. 500 bin, minimum 500 bin. Evet. Taliban baş edemedi. Dolayısıyla Türkiye'nin oraya göndereceği 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 ne olur yani? Yani bu mantıklı değil. Onun için yani o havaalanını bir koruyacağız, havaalanını işleteceğiz. Neyini işleteceksin ki? Uçak inemeyecek, inemez ki. Evet. Yani uçak nasıl iner eğer Taliban her taraf Taliban'sa? Onun için daha farklı, yani belki bugün Erdoğan'ın o söylediği cümle çok önemli. Taliban'la bizim bu ideolojik şeyimiz de bir sorun yok. Biz o konuda aramızda bir sorun yok cümlesi manen söylüyorum. Aslında konu bir havaalanı konusu değil. Yani havaalanı işletmesi, evet, ya da değil. Değil, o daha büyük bir konu. Yani çok daha stratejik. Önümüzdeki 5 yılı, 10 yılı, 20 yılı çerçevesini çizecek bir konudur diye düşünüyorum. Ben Sovyetler Birliği döneminde o havaalanına indim kalktım birkaç defa. Yani uçaklar kalkmadan önce helikopterler kalkıyor. Isıya duyarlı roketleri şaşırtmak için fişekler atıyorlar havaya. Ve siz onu uçaktan görüyorsunuz. Yani o korku çok ürkütücü bir şey. Ve uçak yuvarlak helozon çizerek Kabil'in üzerinde yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ondan sonra uzaklaşıyor. Yani dağlara doğru havalanamıyordu o yıllarda. Şimdi çok zor bir yerdeki bir havaalanı. Zaten dağların arasında zaten biliyorum. Yani korunması zor bir havaalanı. Ya mümkün değil yani. Bir daha söylüyorum, yani havaalanı senin olsun, istediğin kadar olsun. Her tarafında Taliban olduktan sonra ne işe? Yani evet, evet, evet. Peki oradan Orta Doğu'ya gelir isek, Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de yeni seçilen lideri kutladı. Sonrasında işte Mısır'la ilişkiler gene devam ediyor. Belli bir noktaya doğru gidecek. Suudi Arabistan'la da öyle. Burada neler olacak? Türkiye'nin Afganistan'da olması, burada ya da Kıbrıs'ta olup bitenler, Orta Doğu için bence yansıma nasıl olacak? Yani bence Biden yönetimi şu anda, işte biliyorsun 20 Ocak'ta iktidar, yani 6 aydır yaklaşık olarak Beyaz Saray'da Biden. Bu bir hazırlık dönemidir. Kışla birlikte, yani şu anda yaz, herkes tatilde zaten biliyorsun. Dolayısıyla Eylül, Ekim'den itibaren bölgeyi çok enteresan gelişmeler bekliyor. Yani Libya'da da, Suriye'de de, İsrail, Körfez ülkeleri ilişkilerinde, Türkiye'nin İsrail ilişkilerinde. Yani yeni değişiklikler mi olacak? Evet, evet. Yani çok hızlı, radikal olaylar yaşanacağını düşünüyorum. Yani hem olumlu anlamda radikal, hem de olumsuz anlamda radikal. Ama bunun dönemeç teşkil edecek en önemli gelişme, yani olumlu ya da olumsuz, Amerika'nın İran'la olan ilişkileri. Şimdi Amerika, İran'da seçim yapıldı. Önümüzdeki ay göreve başlayacak olan yeni başkan, reisi muhafazakarlardan, yani tutuculardan, evet, ve Amerika'ya karşı ve Batı'ya karşı sert olanlardan ama birisi. Devam eden de bir görüşme şeyi vardı. Tabii işte Ağustos'a kadar, çünkü Ağustos'ta devralacak yeni başkan. Evet. Şimdi Amerika tabii şunu istiyor. Yani bir an önce, bu reisi gelmeden önce bu işi kotaralım, bitirelim. Yani İran'la kavgayı sonlandıralım. Şimdi bunu yapabilir mi? Olumlu gelişebilir. Yapamazsa yine kendisi suçlu. Çünkü kendisi çekildi nükleer anlaşmadan. Evet. İran çekilmedi. Amerika çekildi. Dolayısıyla geri dönmek için bir sürü koşul öne sürüyor. İran da diyor ki abi sen çekildin, ben çekilmedim ki. Gel dön, biz de uyalım. Gibi. Amerika orada biraz taviz verebilir mi? Yani çünkü İran onun için Orta Doğu'daki, mesela İran, Irak'ı çözmede çok anahtar bir ülke. Zaten Amerikalılar Afganistan'dan sonra büyük olasılıkla Irak'tan da çekilecek. Şimdi çünkü Irak'ta Şii milisler var. Yani yaklaşık olarak işte 300, 400, 500 bin civarında Şii milis var. Amerikalıları perişan ederler. Şimdi dolayısıyla Amerikalılar Afganistan'dan kaçtığı gibi Irak'tan da kaçabilir. Demin dedim ya,
Onun için Biden Türkiye üzerinde çok ciddi hesaplar yapıyor. Çok ciddi. Yani Türkiye'yi sonuna kadar alabildiğine kullanma yani başlığını söylüyor. Ben de tam onu soracaktım. Türkiye bu denklemin neresinde diye. İşte Türkiye, demin dedim ya, Erdoğan da, sen demin dedin ya Türkiye Erdoğan. Erdoğan da şöyle düşünüyor. Tamam kardeşim, ben madem ki Amerikalılarla beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Amerika sizde olamaz. Yani Rusya'ya, Çin'e kafa tutamazsın Amerika yanında olmazsa. Dolayısıyla ben de kendi ulusal çıkarlarımı, kendi kişisel çıkarlarımı olanaklar çerçevesi içinde kullanabilir miyim diye hesap kitap yapıyordur. Kendine göre Suriye'de varlık bir zaferdir. Evet. Demin dedim. Libya'da varlık bir zaferdir. Azerbaycan'da bir zaferdir. Evet. Şimdi Afganistan bir zaferdir. Çünkü sonuçta unutma, Erdoğan Turgut Özal'ın devamıdır. Turgut Özal ne diyordu Sovyetler Birliği çöktüğünde? Bir koyup üç alacaktık. Adriyatik Denizi'nden Çin Seddi'ne kadar büyük Türk devleti. Evet, evet, evet. Şimdi peki Türkiye bütün bu pazarlıkta Suriye'deki varlığı pazarlık konusu mu? Bu pazarlığın içinde var mı? PYD-YPG'ye bağlı. Amerikalıların PYD-YPG'yi nereye koyacağına bağlı. Yani Amerikalılar Kuzey Suriye'de Fırat'ın doğusunda bir Kürt varlığını kabul edecek mi? Pardon, kabul ettirecek mi Türkiye'ye ya da Suriye'ye ya da Irak'a? Yani bölgede PYD-YPG, yani PKK Kuzey Irak'ta olduğu gibi bir federe bölgesi yapacak mı, yapmayacağına bağlı. Şimdi Türkiye, dikkat edersen son bir yıldır Fırat'ın doğusuyla artık bir kelime yok. Hatırla. Evet. Yani eskiden biliyorsun, evet, işte her gün Fırat'ın doğusu, işte bir sürü demeçler, memeçler her gün vardı. Şimdi artık Fırat'ın doğusu son 6-7 ay, neyse 8 ay gazetelerde bile yok yani. Yandaş medyada da yok. Dolayısıyla herkes kabullenmiş gibi gözüküyor. Türkiye, tabii bu konu Suriye'yi ilgilendirdiği gibi, çünkü sonuçta Suriye toprağı orası. Ama öncelikli olarak Türkiye ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye PKK'ya karşı verdiği savaşta ne yapıyor? İşte PKK'yı, işte 5 kişi öldürdük, işte Kandil'i vurduk, burayı yaptık, burayı. İyi de yani PKK'nın bütün militanları, yani ezici çoğunluğu, hadi öyle diyelim, bugün Fırat'ın doğusunda, yani evet. Suriye'de 70 bin, 80 bin, 90 bin herkes bir şey söylüyor ve bütün ağır silahları var. Bak, aklına gelebilen bütün ağır, evet, silahları var. Ve Amerika'da zaten İngilizler, saklamıyor Fransa'da onlara olan ilgisini. Herhalde ya. Hayır yani. Ya İsrail'den tuttur da herkes onlara eğitim veriyor. Herkes onlara silah veriyor. Herkes onlara işte destek veriyor. Avrupa'da en üst düzeyde karşılanıyorlar. İşte dündü galiba Paris'telerdi. İşte Macron'la görüşeceklerdi, evet, galiba, görüştüler mi bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla bu konu, yani Türkiye'nin Suriye politikasını ve dolayısıyla Suriye üzerinden Irak politikasını, bölge politikalarını belirleyecek bence en önemli faktördür ABD ilişkileri açısından. Ya ABD ile anlaşacak, yani orada bir PKK devleti kurulması konusunda sesini çıkarmayacak ve ikinci cümle, onu fırsat bilerek HDP'ye baskı yaparak HDP'yi Millet İttifakı'ndan uzaklaştırıp kendine çekip barış sürecini yeniden başlatmak. Biliyorsun bu da konuşuluyor. Evet. Peki şimdi şöyle de bir şey var. Büyük Orta Doğu projesi devam ediyor mu? Mutasyona mı uğradı? Yok, devam eder. Onda bir sorun yok. Yani zaten... Çünkü bunlar birkaç yıl önce hayır o artık bitti demişlerdi. Hayır, bitmez. Ya 100 yıl önceki Sykes-Picot anlaşması bitti mi? Evet. Evet. 100 yıl önce. Semir bitti mi? Bitmedi. Yani kağıt üzerinde bitti ama anlayış devam, evet, ediyor. Semir neydi? Bu coğrafyada bir Kürt devleti kurdurmaktı. 1920. Bak ta 101 yıl. Tam 101 yıl. Önümüzdeki ay 101 olacak. Evet. Şimdi dolayısıyla Ağustos'ta. Şimdi dolayısıyla şeyler bitmez. Yani beyefendilerin, abilerin, işte o tepedeki tiplerin yazdığı, çizdiği planlar bitmez. Motivasyona uğrar ama öz olarak kalır. Yani korona kalır. COVID-19 sonra 20, 21, 23, 25 gider. Yani ama o sorunun yanıtı olarak bok bitmedi ve bitmeyecektir. Yani. Peki bu şartlarda bu dış politikanın büyük olasılıkla birinci bölümde Fikri Sağlar'da izledinse söyledi. Biraz izledim. Haziran
ayını öngörüyor seçim için. 2022 Haziran ayını öngörüyor. Dış politikanın bu seçimlere etkisi, bu seçimlerdeki payı ya da etkisi ne sence? Ben hep söylerim. Yani bunlar bir avantaj olarak az önce söylediklerin seçime yansıyacak mı? Azerbaycan'dan Libya'ya. Oraya geleceğim. Bana göre Türkiye'de yaşanan her şey, bak her şey aklıma ne geliyorsa en küçük sorundan en büyük soruna kadar her şeyin dış politika ile ilgili Türkiye'nin. Evet. Her şey, yolsuzluk, para, pul, kaçakçılık, rüşvet, eroin kaçakçılığı, Sedat Peker'in açıklamaları, yoksulluk, işte enflasyon, dolar, aklına ne geliyorsa hepsi dış politikanın bir sonucudur. Hepsi. Hiç kimse, bunu herkesle tartışabilirim. Şimdi dolayısıyla seçimle ilgili sorunla ilgili, sorduğun soruyla ilgili şu. Ben AKP ve Erdoğan %100 garanti etmediği bir seçimi yapmayacaktı. Yani ben katılmıyorum. Yakın erken seçim, yok işte bu yılın sonu, yok işte Haziran 2022. Ben seçim olacağını tahmin etmiyorum, düşünmüyorum. Çünkü bu sürecin dış politika anlamında şimdi söylüyorum, sonucunu almadan Erdoğan, yani örneğin %100 Amerikan desteğini almadan ve bu desteği Amerikan desteğini... Ama teknik olarak bir şey var Hüsnü. İşte bu teknik olarak hani Cumhurbaşkanı'nın ikinci mi adaylığı olacak tartışması var ya. Hani 2023'te normal zamanda seçim olursa seçilme şansı olmuyor. İşte 2022'de niye? Haziran'da falan işte meclis kendini fesheder, Cumhurbaşkanlığı da ortadan kalkarsa görev süresi tamamlanmadığı için. Yani bu teknik zorunluluk nedeniyle seçim olabilir mi zaten? Ya kardeşim var. Hangi teknik zorunluluk? Yani şimdiye kadar AKP'nin yaptığı, Erdoğan'ın altına imza attığı bütün kararnameler hangi teknik şeye uyuyor ki? İki, bunların önüne kim geçebildi şimdiye kadar? Evet. Hangi atamada, hangi bilmem ne de? Yani örnek vereyim sana. Şimdi birdenbire aklıma geldiği için. İstanbul Başsavcısı birdenbire şeye atanmadı mı? Danıştay'a mı, Yargıtay'a birisine atandı ya aniden. Fidan, Sayın Fidan, soyadı Fidan. Evet, evet. Bir gün daha hiç görev yapmadan mahkemede bir gün, evet, bir gün. İrfan Fidan. Oradan Anayasa Mahkemesi'ne atıldı, atandı mı atanmadı mı? Evet. Peki bu hangi şeye uyuyor? Yani onun için Erdoğan'ın anayasa ile ilgili, yasalarla ilgili atacağı adımlar bence bu senin söylediğin teknik şeyi göz önünde bulundurmayacak. Kesinlikle bulundurmayacaktır. Muhalefet de bunun önüne de geçemeyecektir. Çünkü muhalefetin işi gücü yok, konuşmak başka bir şey yok. Ya şöyle de bir şey var, yani seçim bir olağanüstü hal. Yani çünkü bak Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bir oyun oynanıyor şu anda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi darbeye teşebbüs edecekti falan gibi bir olağanüstü hal ilanı söz konusu olabilir mi? Ya her şey olabilir. Her şey olabilir. Yani en kestirmek son, mümkün değil yani. Hayır. En son konuşulan hikaye neydi? İşte Erdoğan İyi Parti'ye çengel attı. İşte Meral Hanım'a gel kardeşim beraber işte MHP'yi gönderelim seni alalım filan hikayesi biliyorsun. Destici Oğuzhan Asil Türk falan Kıbrıs'talar şu anda. İşte onların çok etkisi yok. Yani onların yani şeyin Saadet'in oy potansiyeli %1'in altında. Yani o çok etkili değil bence. Ama büyüklerden hani var. Eski abilerden sayıldığı için. Tamam da ne olacak ki? Yani alacağı %0.1. Yani bir bile değil, 0-1. Evet, yani evet. Dolayısıyla Asil Türk'ün çok şeyde bu çevrelerde zaten Erdoğan'a oy verenler vermiş zaten. Yani bundan sonra şu anda kızanlar yani Saadet Partisi içinde kızanlar yolsuzluğa evet. Kızıyor. Din konusunda biraz hassaslar onlar. İşte AKP'de ona artık ciddiye almadığı için o din konusunu ona kızıyorlar. Yoksa öyle şey oldu. Yani Erdoğan'dan her türlü şey bekleyebilirsin. Her şey. Numara bekleyebilirsin bu önümüzdeki dönemde. Seçime ilgili, seçimi garanti etmek evet. Açısından. Bir daha söylüyorum ama bence en Erdoğan'ın en üzerinde önemli durduğu hikaye Biden desteğini garanti etmek. Edebilecek mi bunu? Verdiği tavizlere bağlı. Verdiği ve vereceği tavizlere bağlı. Neler mesela, onları bir özetler misiniz? Ya işte Afganistan'da yani Afganistan bir tanesi. Karadeniz'de sizinle beraber çalışırım. Kanal İstanbul'u açarım.
sizin savaş gemilerinizi oraya sokarım. Gürcistan ve Ukrayna ile birlikte onlara İHA SİHA veririm. Rusya'yı gıcıklık yapalım. Letonya'ya SİHA verdi zaten. Ve ondan sonra Arnavut'a SİHA verdi. Afrika'da sizin orada bir sürü proje planınız var. Sizinle birlikte çalışırım. Somali başta olmak üzere. İşte Suriye'de, Irak'ta, Libya'da beraber çalışabiliriz. İşte şeyde Akdeniz'de istediğinizi yaparız. Yani ne iş olsa var, yaparım. Çok var yani öyle şey yok. Yani. Şey mi? Ne iş olsa yaparım siyaseti. Ben her işi yaparım. Evet var o meşhur bir laf var ya. Ya tabii şunu size söylemekte yarar var. Türkiye uluslararası, bölgesel uluslararası politikalarda ciddi öneme sahip, stratejik öneme sahip bir ülkedir. Dolayısıyla Amerika böyle bir ülkeyi böyle hani kaybetmek, kaçırmak istemez. Yani hatırla Biden'ın, şafirlesin Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektubu. Evet. Türkiye vazgeçiyor. Evet. Yani peki bunun Türkiye'ye maliyeti ne olacak? Bunun Türkiye'ye maliyeti ne olacak? Şimdiye kadar o Trump'ın umurunda mı? Onu diyorum. Şimdiye kadar Türkiye'nin maliyeti, şimdiye kadar yüklendiği maliyeti düşünsene. Yani 10 yıl önce Türkiye bu bölgenin yıldızıydı. Yükselen evet. Bir yıldızıydı gerçekten. Bugün Türkiye'ye bak. Yani bizim söylememize gerek yok. Bütün dünya bunu söylüyor. Ekonomisi kötü, maliyesi kötü, yolsuzluk, para, pul, kaçakçılık, işte eroin. Allah 1 milyon hikaye anlatıyor. Evet, yani bu evet. Dünya küçücük. Yani nasıl görünüyor Türkiye? Yani halklar açısından, dünya medyası açısından, sen takip ediyorsun dünya medyasında izlenimleri de. Nasıl görünüyor Türkiye? Ya çok kötü. Bu gerçekten çok üzücü. Yani benim çünkü sonuçta bir sürü dostum var. Her tarafta konuşuyoruz bazen. Biliyorlar ben çünkü eskiden hep Türkiye'yi savunurum. Yani kardeşim Türkiye bakın işte şöyleydi de şöyleydi de. Şimdi onlar bana takılıyor. Hani ne oldu senin işte sevdiğin Türkiye? Hani ne oldu senin çok şey yaptığın Türkiye? İşte bak ne yapıyor? Orada şunu yapıyor. Burada bunu yapıyor. İşte Türkiye'nin içinde bak demokrasi kalmadı. İnsan hakları kalmadı. Medya kalmadı. Herkes içeride. Herkes bir filan. Yani ne gerek var? Ne yani kim bundan kazanıyor onu anlamış değiliz ki. Şimdi programa başlamadan önce belki bitmek üzere de ben bu şekilde durunca kameranın karşısında aklıma içtenlikle söylüyorum. Vatan beni evden alıp vatanca şeyin emniyete götürdükleri aklıma geldi. Çünkü orada da biliyorsun kameranın fotoğrafın karşısına koyarlar. Şurada da bir numara koyarlar ya böyle. Evet. Aynen evet, böyle evet. Birdenbire. Peki ben ne yaptım ki? Ben ne yaptım? Cumhurbaşkanına yani, hakaret. Ne hakkı ben ne yaptım? Bir şey, gerçekten bir şey yapmadım. Yani şaka bir tarafa. Şaka. Yani ben kendi görüşümü kardeşim Suriye'de yanlış yapıyorsun demek. Evet. Neresi hakaret bunu? Yanlış yani nitekim ben haklı çıktım 10 yıl sonra. Yani yanlış. Bugün de söylüyorum bak şu anda söylüyorum. Afganistan hikayesi çok çok riskli bir hikaye. Bak çok çok riskli bir hikaye. Herkes bu şu andaki şeyi kaydetsin. 10 yıl sonra çıksın desin ki bana hocam ya sen bunu dedin bak görecekler. Bak net söylüyorum. Çünkü ben o Taliban'ı çok iyi biliyorum. Yani İslamcıların tümünü biliyorum da Taliban'ı da biliyorum. Ben gittim oralara. Hiç istemeyiz ama şehit cenazeleri gelecek mi? Ya onu söylemek istemem. O yani hayır gerçekten, ama ihtimal olarak söylüyorum. Acı, yani çocuklar askerlik yapmadığı için onların çok iyi anlamaları mümkün değil bunu. İşte, ağlarsa yani, ağlar. O gerçekten incitici bir hikaye. Yani hatırla IŞİD 2016'da 2017'de Suriye'ye girdiğinde Türk ordusu oradan gelen şehitleri hatırlasana. Evet. O canlı canlı yakılan iki tane askeri hatırlasana. Evet. Yani şimdi bile bak söylerken bunu ben böyle tüylerim diken diken. Maalesef doğru. Yani bunlar yazık ya olmaz. Olmaması gerekiyor. Suriye sınırı diye bir sınır yok. Ya yok. Türkiye ile Esad ile Erdoğan arasında dostlukların olduğu bir zamanda. Şimdi burada 4 seti var. O Halep açılımını yani, düşünsene. Duyamadım. O Halep açılımını bir düşünsene. Onu diyorum o maç meselesi. Evet. Fenerbahçe gittiğinde Suriye'nin lig başkanıyla El-İttihad takımıyla oynadı onda. Yani o dostluklar burada Bodrum'da tatiller yapıldığında evet. Kötü miydi? Evet. Yani evet, kötü müydü evet. Bu? Ne yaptı peki? Yani Suriye Türkiye'ye ne yaptı? Türk halkı da çok destekledi zaten o yaklaşımı. Türk halkı çok destekledi işte. Halk olarak. Aynen onu diyorum işte. Yani dolayısıyla niye ya sonuç nedir biliyor musun? Bak bütün bu
o şimdiye kadar konuştuğumuz, saatlerce konuştuğumuz tek bir amacı var. Atatürk'ü ve söylemlerini ortadan kaldırmak. Çünkü Atatürk ne diyor? Yurtta sulh, cihanda sulh. Cihanda sulh yok. Yani tersinden şimdi okuyorum ben onu. Evet. Cihanda sulh yok abi. Cihanda sulh olmayacağı için AKP politikasını söylüyorum. Cihanda sulh olmadığı zaman içeride de sulh yapamaz. Yurtta da sulh yok. Doğru. Yapamaz. Zaten olmaz. Yani mantığı aykırı. Yani dışarıda sen İslamcılarla iş tuttuğunda Suriye'de, işte Libya'da, şurada, burada, içeride doğal olarak İslamcı davranmak zorundasın. Dolayısıyla kendi vatandaşınla kavga etmek zorundasın. Maalesef. İşte tarikatlar, şeyhleri, tekkeleri, zaviyeleri işte her gün görüyoruz yani. Medyada. Maalesef. E şimdi şöyle bir şey var. Hani hep söylenir ya. Niye bütün peygamberler bu Orta Doğu'ya, bu coğrafyaya geldi diye. Şimdi bu coğrafyaya baktığımız zaman da çok haksız da değil sanki. Şimdi benim Amerika'da yıllar önce, bayağı oldu yani 30 yıl önce. Amerika'da bir arkadaşım vardı, takılırdı. Ya derdi, bütün bu peygamberler hep sizin oraya çölünüze gelirdi, sizin çöllere gelirdi. Bizim dedi Nevada'da, bizim çöller sizin çölünüzden daha iyi. Niye bizim oraya peygamber gelmez diye takılmıştı bana daha dediğim gibi 30 yıl önce. Dediğin doğru yani. Ya bu derin bir mesele tabii, yani niye bize geldi? Çünkü sonuçta bütün uygarlıklar bizim coğrafyada oldu biliyorsun. Yani dinlerden önce de bu coğrafyada Hititlerinden, işte Finikelilerden, Sümerlerden, Mısır, Sümerlerden neyse yani hepsi işte. Şimdi bunlar yani dinden önce. Şimdi evet, dolayısıyla evet. Tabii ki canlılık vardı bu coğrafyada. O canlılığın sonucu olarak insanoğlu vardı. İnsanoğlu, hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Şey bir yaratıktır biliyorsun, kötü bir yaratıktır insanoğlu. Dolayısıyla yani bu adamları, insanlara pardon, adam etmek için din gerekiyordu. İşte o zaman da dinler gelmiş. Yani evet. O da çok derin bir hikaye. Çünkü din, yalnız din kalmamış. Dini kullanmak isteyenler efsanelerle birlikte kullanmış. Efsane. Doğru. İnanmazsın. O ayrı bir konu. Ama esas dini tehlikeli kılan efsanelerdir. IŞİD gibi. Yani IŞİD İslam'ın neresinde? Neresinde? Ya evet, da Taliban evet. İslam'ın neresinde? Yani bir söyler misin var yani? Ama zaten öyle konuşunca hani Cumhurbaşkanı ne diyor? İslamcı terörist demeyin diyor. Kanım donuyor o zaman. Biz demiyoruz ki. Hayır. Ben zaten demem. Şimdi bir şey söyleyeceğim çünkü. Bu önemli bir detay. IŞİD'in salladığı bayraklar ne? Evet. La ilahe illallah diyor. Yani ben bunu söylemiyorum. Kendisi diyor ben İslamcıyım diyor. İki, Nusra'nın la ilahe illallah bayrakları böyle. İki, IŞİD'in o canlı yayınlarda bütün sosyal medya işletmecilerinin, Facebook'un, Instagram'ın, bilmem kimin hepsinin canlı olarak verdi. Ben şimdi Facebook'ta iki laf ediyorum, beni sansürlüyor Facebook. Bana uyarı geliyor. IŞİD kafa keserken canlı veriyorlardı hepsi. Evet, canlı veriyor. Evet. Şimdi dolayısıyla kafa keserken eşhedü en la ilahe illallah diyor. Yani ben demiyorum ki, o kendisi yani. Diyor. Azeri kızlara, kadınlara tecavüz ederken yine iki rekat namaz kırıp sonra tecavüz ediyor. Bunu ben söylemiyorum. IŞİD'çi kadınlar Birleşmiş Milletler'de söyledi bunu. Şimdi dolayısıyla yani biz hani İslamcı, tabii ki radikal kim olursa olsun, Yahudi de radikal olabilir, Müslüman da radikal olabilir, Hristiyan da radikal olabilir. Maalesef. Ama ben söylemediklerinin yan yana. Hayır, ben bunlar değil, bir vaka tabii yani. Yapanlar çünkü bunu öyle pazarlıyor. Evet. Ben ne diyebilirim ki onlara? Kendisi diyor ki ben Müslümanım, hem de en hakiki Müslümanım diyor. Yani Müslümanım da değil, en hakiki benim diyor. En hakiki benim diyor. O zaman zaten bizim söyleyecek bir lafımız kalmaz onlara. Evet. Şimdi bu hani dedik ya, biraz da işin espriyle kapatalım. Çok kanlı şeyler de konuştuk. Tecavüzler, kan şey. O Halep süreci devam etseydi. Hani hocam seni Cerablus Lord'u ilan etmişti. Evet, belki hocam. De Hüsnü Mahalli'yi şu anda Halep valisi olarak görebilirdik. Yani evet, yani şey var ya hani. Neydi adı? Misak-ı milli sınırları içinde ya Halep. Dolayısıyla ben hem Suriyeli hem Türk olarak ikisini yan yana getirip Halep valisi olabilirdim. Dedim doğru. Ama
Tabii yani keşke olsaydı. Şimdi eskisi ki o hava keşke gibi devam etseydi. Yani kim aynen, ister, kim aynen ister bu hale gelmesini? Aynen, kesinlikle. Çok çok inanılmaz dostluk vardı. Bak detayına girmeyeceğim. Çünkü birçok şeyi devlet sırrı olduğu için ona da bağlıyız. Dolayısıyla inanılmaz bir dostluk vardı. Namık inanılmaz. Kişisel, ailesel, toplumlar. Bir örnek vereceğim. Hani parasal olduğu için tabii bu. Mesela 2004'te Esad şeye geldiğinde, Suriye, Türkiye'ye geldiğinde Ocak 2004'te Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacmi 180 milyon dolar. Bak 180. 2010'un sonunda yani ilişkilerin bozulmaya başladığı sürede tam 2.8 milyar dolar. Çok büyük bir rakam. Bu kadar. 180'den 2.8 milyar dolar. Evet. Sınırlar kalkmış. Ha bir şey daha söyleyeyim. Kıbrıs'la başladığımız için Kıbrıs'la bitirelim. Şimdi benim katkım var o işte. Abi onu da itiraf edeyim. Esad bir jest, Türkiye'ye bir jest yapmak istedi 2008. Ne yapalım diye düşünüyorlardı. Detayına girmeyeceğim ama. Ya dedik ki biz de feribot işletin. Yani KKTC ile Lazkiye arasında bir feribot gitsin gelsin. Olur dediler. Başlattılar feribotu. KKTC pasaportunun dünyada kabul edildiği tek ülke Suriye'dir. KKTC. Çok iyi. Evet. Çünkü biliyorsun KKTC pasaportu değil, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmez. Türk pasaportuyla giderler herkes. KKTC pasaportuyla şeyler dediler ki ya bu işte Yunanlar kıyamet kopar, Avrupa Birliği bize fırça çeker falan dediler. Birileri karşı çıkanlar. Esad da dedi ki ya boşver Türkiye'ye biz dostuz olsun falan dedi. Peki Türkiye ne yaptı Esad'a? Türkiye ne yaptı Esad abi buna karşı? Evet. Görüyorsun. Yani daha çok şey var da. Anılarımı yazdığımda bu önemli bir detay. Yazacağım. Önemli bir detaydı Hüsnü. Hüsnü çok teşekkür ederim katıldığın için. Devlette şahitler. Devlette, Türk devletinde şahitler var. Son cümle vatana hayırlı olsun. Millete hayırlı olsun. Kıbrıs'taki başkanlık külliyesi. Kıbrıs'ta da hayırlı olsun. Şimdi Murat'la konuşacağız. Murat geldi şimdi stüdyoda şu anda. İyi. O da parasal şeyini anlatsın bize o külliyenin. Peki iyi akşamlar, çok teşekkürler Hüsnü, tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Sağ ol, evet, herkese benden de son bölümde Murat Muratoğlu ile birlikte olacağız. Murat şu anda karşımda, saat başı görüşmek üzere. Evet, Murat Muratoğlu ile birlikteyiz. Sözcü Gazetesi ekonomi yazarı. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi hep siyaset konuştuk. Afganistan'a gittik, Orta Doğu'yu dolaştık Hüsnü Mahalli ile. İlla Kıbrıs yapmışsınızdır ben yoldayken. Kesinlikle. Ne güzel. Şimdi şimdi sıra geldi ekonomiye. Kurban, biliyorsun bayramlar harcama dönemleridir. Her zaman, evet. Yani işte Amerikalıların Şükran Günü'nde, Noel'de, işte Paskalya'da ya da işte Avrupalıların Paskalya'da. Onlar pek Şükran Günü Avrupa'da çok şey ifade etmiyor. Bizim bayramlarımız, dini bayramlarımız... 20 liradan baklava satmış birisi. Pardon 20 de değil. 10 lira mıydı? O kilosu 10 liradan. O kesinlikle değildir. Değil ama nefsini kör ediyor insanlar. Yani 120 lira kilosu ve normalde. Ve kuyruklar uzamış. Kuyruklar uzadım uzamış 20 liraya önünde. Satarlarsa. 10 milyona. 10 liraya. Bilmiyor mu onun dediğin baklava gibi olmadığını. Baklava olmadığını. Ama sonuçta çoluğuna çocuğuna yedirecek. O da baklava yedirdim diyecek. Yani baklava tadı şey da bir... Maalesef, Şim malı maalesef baklava gibi ucuza. Ha, maalesef evet. Yani öyle bir döneme girdi Türkiye. Ama sen Bodrum'dan geldin, oralarda dolu. Ya Bodrum rezalet. Yani işte, bunu nasıl açıklayacağız? Bak, 88'den beri Bodrum'a giderim ben. Yani küçüklüğümden beri Bodrum'a giderim. Ben Bodrum'u bu kadar çirkin hiç görmedim. Yani rezalet. Yani bir insanın Bodrum'a gitmesi için hakikaten acı çekmesi gerekiyor. Eğlence desen yok. Para... Restoranlar inanılmaz pahalı. Yani bir akşam çıkarsın, belki yersin, bir tane emekli maaşı bırakırsın, evine dönersin. Trafik, ben bu kadar aptalca düzenlenmiş bir trafik sistemi hiç görmedim. Hiç geçmeyen ışığın kırmızı ışığı yeşile dönüyor, 3 dakika boyunca sürüyor. Arkada, bilenler bilir, Gündoğan'dan Yalıkavak'a kadar trafik var. 1,5 saatte alıyorsun. Şeyden, Bodrum'un içine girmek istersen Torba'dan Bodrum'un içine kadar var. Türkbükü'ne girmek istersen zaten Gölköy'den başlıyor trafik var. Bu kadar rezalet. Artık elektrik yetmiyor. Geceleri elektrik kesiyorlar. Yani hiçbir altyapı yetersiz.
Tahminen herhalde 2 milyon kişi falan vardır. Yani 1 milyon, 1,5 milyon deniyor. Ya 150 bin kişilik şehir. Muğla'da o kadar adam yok. Yani Bodrum'u il yapın. Yani çünkü başka gürültü, çaresi yok bu işin. Gürültü? Yani şöyle söyleyeyim. 40 yılı bir arkadaşım çağırdı. Gece oraya gittim. 12'de kesilmesi gereken müzik. Ulan dedim 12'de keserler biz yavaş yavaş uzarız falan filan. Saat 2.30'da hala eller ama eşekler. Boşuna mı söyledi Cumhurbaşkanı? Ya adamlar aç. Kim yükler Allah'ını seversen ya. Yani 12'de onu kapatacak delikanlı yok orada. Yani önce jandarmayı gönderirsin. Evet. Hafif kıstırırsın. Yani adamlar 1,5 yıldır iş yapmamışlar. 12'de müzik kapanacak deyince kapatacaklar. Uyulmaz. Yani bu fes kanunu da var. Şapka kanunu var. Takan takıyor mu? Yani. Bir. İkincisi, Cumhurbaşkanı kendi demedi mi? Ben anayasayı tanımıyorum, bu kararı da uygulamıyorum. Uygulamıyorum. Şimdi dedi. Bunu Cumhurbaşkanı derse, mekan sahibi de diyecek ki, ben bu yasayı tanımıyorum ki, tanımaması çok normal. Ceza keserlerse, eğer rahat ediyorsa, evet, mahkemeden döner o ceza. Mesela yolda çıkma, sokağa çıkma cezaları vardı. Evet. Sokağa çıkma cezalarından eğer ödemediysen git mahkemeye başvur. Mahkeme zaten reddediyor. Evet, bu bilinen evet, bir hikaye. Evet. Yani çünkü anayasaya aykırı. Haliyle adam müzikten ceza yiyebilir ama mahkemeye başvurduğunda Bolu'da, kazanır. Bolu'da böyle bir dava oldu çünkü. Ya o kazanır yani anayasaya yani aykırı. Sen neye göre kapıyorsun insani hakları? Şey, yani belirli bir sınır olur kaparsın ama yani Bodrum'da en azından ben 2,5 kadar kendim şahit oldum. Evet. Yani açık. Şimdi tabii bayrama girerken ama de... Ama bayramda bak döndüm kuzu kuzu. Çünkü dayanamadım. Kaçtım kadar, diyorsun kaçtım yani. Kaçtım yani. Ya yemin ederim evde tek başıma otururum Netflix'i bitiririm ya. Ya kaldı bitti ama yani. Şimdi Cumhurbaşkanı bayramından önce bir açıklama yaptı. Müjde. İşte, tatil 9 gün. Yani Türkiye tabii üretmediği için tarımda olsun, sanayide olsun... Atlarım bir pazartesi almak canım, ekstra bir şey almak. Ama topla 9 gün topladığın zaman. Topladığın zaman da pazartesi zaten gün, yarım gün. Yani, salı, çarşamba, cuma zaten çok denk geldi. Pek etkiliyor mu Türkiye'yi? Eskiden hani 9 gün tatil ya, falan dediğin zaman etkilenirdi. Çok etkiliyor. Turizmciler çok büyük bir şey. Yani oteller %100'e yakın doluluk oranında. O su oyunları falan filan hepsi %100'e yakın doldu. Ama yerli turist. Yerli turist. Türkiye yani bu çok... cepten bu cebe gidiyor evet, para. Evet Türkiye'ye bir faydası yok. Turist gördüm dersen görmedim. Yani zaten turistin gelip Bodrum'a o dönemde eğlenmesi için kafayı yemesi lazım. İnanılmaz pahalı. Evet. Yani o paraya... Ya zaten Yunanistan adaları kapamış durumda. Yani eskiden mesela Türkler yatlarıyla devamlı giderler. Yunan adalarına gidiyor. Evet, şimdi evet, bütün yatlar burada. Hiçbirini almıyor Yunanlılar. Yani Avrupa'dan gelenleri alıyorlar. Galatasaray bile çevirdi işte havalandan. Evet evet kimseyi almıyorlar. Yani şeydi Mikonos'tu şuydu, Kos'tu ama şuydu. Ama uygulanırsa bu da böyle uygulanmalı. Ya Yunanistan doğru uyguluyor. Evet. Yani ama bak aynı şekilde bak Yunanistan kapatınca kapatabiliyor. Bizim gibi mesela işte hani biz Suriyelileri sınıra yolladık. Evet, tehdit ettik. Evet, Edirne'de. Kaç kişi geçebildi? Hiç kimse geçemedi. Canım bakana sorarsan 140 bin kişi sen geçti. Sen oradaydın. Evet. Gittin sordun kimse geçemedi. Ya bir ülkenin sınırı namusudur. Doğru. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi nedir? Bu namusu korumak. Korumaktır. Çünkü sınırda şeyde mesela Kıbrıs Rum kesiminden Kıbrıs Türk kesimine geçmeye çalışanları ateş etti bizimkiler. Evet. Niye? Haklılar. Evet. Evet. Aynı öyle. Mesela Pakistan Hindistan sınırı. Sınırı geçmiş şeyleri Pakistanlılarda ateş etti askerleri yanlışlıkla sınırı geçmiş. Öldürdü. Keşmir'de özellikle. Öldürdü. Tabii. Biz Rus uçağını niye düşürdük? Yanlışlıkla Suriye'den bizim sınıra gitti evet, diye adamlar uçağını düşürdü. Evet. Niye? Evet. Sınır namustur evet, ve bütün dünya bunu kabul eder. Bizim sınır kevgir. Yani biz namussuz mu? Yani şimdi İran sınırımız şu anda öyle. Evet İran işte Afganlardan bahsediyorum. Elini kolunu sallayarak herkes peki, geliyor. Peki güzel kardeşim sınır namussa burada görevini yapmayan kim? Güzel soru bu. Hadi bakalım cevap ver. Yani burada cevabı görevi... muhatabı Süleyman Soylu bugün ne dedi biliyor musun? Yürüyerek... İran'a, Irak'a ve Suriye'ye dedi yakında yürüyerek gidebileceksiniz bu dedi. Bu çok güzel haber. İnşallah giderler işte. Yürüyerek hemen şimdiden başlasınlar. Bence anca o zamana kadar ama gitsinler. Ama şimdi gidip desek ki Sayın Bakan biz bunu teyit edemedik. Hiç kimse, hiçbir vali yok öyle şey kardeşim. Yani direkt vururlar adamı ya. Öyle kafadan geçebilir misin sen ya? Yani. Yani dünyanın her yerinde böyledir. Bir bizimki kevgir. Ama bak bunun bir de ekonomik götürüsü olacak. Çünkü şimdi bu adamlara bakıyorsun sınırda. Bir tane çarık giymişler, sırtlarında çanta yok çoğunun. Evet. Böyle zil gibi geliyorlar. Tamam, bu adam yaşamak için ne yapacak burada? Çalışacak değil mi? Ya ben, yani inanmazsın, araba yıkatmaya gittim. Yani evet, araba yıkatmaya gittiğime inanmıyorum. Çünkü ben yılda iki kere giderim. Genelde yağmurları bekliyorum. Böyle çok araba yıkatan biri değilim.
Yani araba yıkatmaya gittim. Araba yıkatmaya gittiğimde işte adama bir şey sordum, dedim ki işte şu arkaya da falan bir baktınız mı dedim. Adam anlamadı. Yanındakine sordu, o da anlamadı. 5 kişiden 4'ü Türk değildi. Yani muhtemelen ya Afganlı ya Suriyeli. Evet, evet. Şimdi burada... O zaten Edirne'dekilerin de yarısı Afgan, yarısı Suriyeli. Ya 5 kişilik araba yıkama ekibinin 4'ü evet. yabancıysa sahibi rahatlıkla ben uluslararası bir şirketin yöneticisiyim diyebilir. Türk şirkette Türk yok. Yani ne iş yapıyorsun? Uluslararası bir şirkette yöneticiyim. Hangi şirket? Araba yıkama i̇şte şirketi. İşte bu da tartışma konusu. Ucuz ve... Ucuz iş gücü. Şeysiz yani kayıtsız, şimdi, kayıt dışı iş gücü. Her gelen Afgan bir yolla işe girecek. Afganlar Türklerden çok daha kolay işe girebilir. İyi. Her mesela... Çünkü yarı fiyatına çalışıyor. Ya vergi yok. Tabii. SGK yok. Kıdem tazminatı yok. Güzel kardeşim işten attım dersen zaten kaçak olduğu için ağzını açacak hali yok. Evet. Kalabalıksan 5 kişi çalıştır. İşler azaldığında 2 kişiye indir. Burada insan zaten Covid yüzünden işsiz kalmış. Yani, tamamen önü kapanıyor. Evet ve... Yani o her 1000 kişi giriyor ya böyle 1000 evet. Orada ki her 1000 kişi Türk 1000 kişinin işe girememesi anlamına geliyor. E sen işe giremeyecek ve işin ilginç tarafı mesela kişi büyüme rakamları açıklanıyor ve kişi başı gelir açıklanıyor değil mi? Şimdi Türkiye'nin büyüme rakamı nedir? Türkiye'nin o yıl ürettiği bütün değerler evet. para bir cinsinden değil mi? Mesela atıyorum 1 trilyon dolarlık gelir üretti Türkiye. O kadar üretemiyor. 730, mesela 1 trilyon. Kaça bölünüyor? Nüfusa 83-700'e. Aslında Türkiye'de 90 milyon kişi üretiyor. Ama 90 milyon kişinin ürettiğini 83'e bölünce sen daha zengin gözüküyorsun. O kadar zengin değilsin. Yani zengin dediğimde de yani 8500 dolar falan. Bundan 5 yıl önce 12.500 dolardı. Evet. Yani ortada o 8500 dolar da yok aslında. Bir de bunun teknik olarak işte Gini katsayısı vardır. O da mesela gittikçe bozuluyor. Yani zenginler daha zengin. Fakirler daha zengin, fakir oluyor. Sonra insanlar soruyor, peki kardeşim siz Türkiye gelişmiyor diyorsunuz, işte yoldaki bu arabalar ne, bu tatile gidenler ki, işte onlar %20, yani %20 az bir şeydi, 16 milyon kişi. Evet. Ve 16 milyon kişi gerçekten zengin ve gerçekten zengin olarak, zaten Bodrum ben sana çok kalabalık dedim, 1,5 milyon kişi. Evet. Yani evet. 16 evet. milyon kişiden bahsediyoruz parası Doğru. olan. Doğru. Antalya çok zengin dediğin, 1 milyon, 2 milyon kişi. Yani topla 5 milyon kişi, o zenginler de zaten... Çoğunlukla bir yere gitmiyor. Yani evet. Türkiye acımasız bir şekilde fakirleşiyor. Şimdi iyi bayrama girdik. Bak mesela bayram konusu da çok farklı bir konu. Mesela Türkiye sonuçta hayvan fakiri bir ülke. Yani küçük başlı evet. büyük başlarda çok ciddi anlamda dışarıdan ithal ediyoruz. Uruguay'dan, Hollanda'dan, işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden. Kesilmiş Sırbistan'dan. Tabii, karkas alıyoruz, canlı hayvan alıyoruz, onu alıyoruz. Ve sen... Bu hayvan yokluğunda çok ciddi anlamda bir hayvanı bir gün içinde yok ediyorsun. Ve o kadar karlıya yok ediyorsun ki. Yani kasap fiyatından daha pahalıya işte atıyorum 40 kilo koçtan yaklaşık 22 kilo et çıkar. Evet. 22 kilo et. E sen 40 kilo koçu aldığın parayı 22 kilo ete bölersen, yani kemiklerini, kavayıcı şunu bunu işkembe attıktan sonra 22 kilo ete bölersen, kasaptan daha pahalıya geliyor. Ya yani aynı eti git evet. kasaptan o parçalarla al çok daha ucuza geliyor. Dağıt halka et diye. Ya bir de yani Kurban Bayramı diye insanların kazıklanması söz konusu. Evet. E peki bu kadar zaten üretici niye gidip de Van'dan o kadar yol tepip İstanbul'da kurban satmaya çalışıyor? Çünkü normalde besiciye sattığından, kasaplara sattığından çok daha pahalıya satıyor. Evet. Ve çok daha fazla para kazanıyor. Abi yani din zaten para üzerine gittikçe dönmeye başlıyor. Evet. Bütün hikaye bu. Evet. Gidip de sen din üzerinden mesela para dinde mesela din üzerinden para kazanmak kesinlikle yasaktır. Yani imamlık diye bir meslek olmaması gerekir. Evet. Çünkü evet. dini anlatırken para. Türkiye'de kaç tane imam olduğunu bir yani her camiye iki imam diye düşünsen. Çünkü merkezde olanlar da var. Türkiye'de 100 bine yakın cami var. 89-90 bin cami var. 180 binlik sadece zaten imam kadrosu var. Diyanet bütçesi de 14 milyarlı. Yani öyle kılıç alıp elini sallıyorsun ama evet. Ülkenin de canını okuyorsun. Yani hikaye bu işte görüyorsun. Diyanet İşleri Bakanı'nın kuzeni mi yeğeni mi ne 7 bin euro maaşla gitmiş. Orada euro mu geçiyor onu bilmiyorum. Atanmış. Abi bu paraları sonuçta senden benden televizyonun kazancından vergi evet. olarak alıyorlar. Orada ne işi var üstelik? Türkiye Cumhuriyetler'de, Kazakistan'da mıydı? Yani mesela gidiyorsun Afganlara din kardeşimiz diyorsun. Lan Afganlar kim?
Niye Afganlar bize geliyor? Din kardeşi ne? Herkes din kardeşin o zaman. Yani ümmet başka, millet başka. Senin milletin aç sefirken gidip devlet göz yummasa o sınırlardan bir kişi geçemez. Evet. Bir kişi geçemez. Çünkü senin hani övündüğün İHA'ların, SİHA'ların şu kadar şeyi armaya görüyorsun diye. Uçur orada. Kaç kişi gezer? Zaten adamlar tek tek gelmiyorlar ki. 500'ler, 100'ler, 10'lar gelir. Onu görür. Hemen şey bugün yalandan o 150 kişi yakalamışlar. Adamları oturtmuşlar. Hasbelkader yakalananlar. Gelmiyor, yollanacaklar yok. Yok. Peki onlar nasıl geliyor? İran'dan tırlara bindiriliyor. Türkiye sınırına bırakıyor. İran'a açıp bir telefon edip kardeşim siz ne yapıyorsunuz dedim mi? Demedi. Yani onlar gelsin isteniyor. Daha ucuz iş gücü. Daha cazip. İş adamları daha memnun. Ama bunların her ucuz iş gücünün bir de götürüsü var. Karşılığında senin kendi vatandaşın iş bulamıyor. Evet. Sen ümmetin lideri olacaksın diye milleti süründürüyorsun. Yani hikaye bundan ibaret. Bu kadar rezalet olmaz. Yani Kıbrıs. Mesela Kıbrıs aklı başında bir ülkedir. Türkiye'den çok daha eğitimli bir ülkedir. Kıbrıs'ta hala hikaye beton üzerine dönüyor. Aslında hikaye beton üzerine falan dönmüyor. Kıbrıs'a başka bir müjde açıklamak için gittiler. Ama bu mesela müjde dediğin külliye, millet bahçesi, parlamento binası. Evet, evet. Aralık'ta yine söyledi. Ya bu Aralık'taki evet, müjde. Evet. Yani hatta ben tazeledi. Müjde tazeledi. Ya müjde değil demek. Demek ki oraya aslında Azerbaycan veya Pakistan veya bir ülke Kıbrıs'ı tanıyacaktı, onu söyleyecekti. Hep o beklendi. Bir telefon geldi. Bunu söyleyemezsin dediler. Müjdemiz tekrar millet bahçesi. Ye iç yuvarlan arkadaş muhabbetiyle. Evet, evet. E abi evet, iyi de bu kadar güçsüzsün ki sen. Mesela nasıl güçsüzsün? İşte biliyorsun daha önce yabancı basın yazdığı için söylüyorum. Erdoğan'ı Trump'ın tehdit etme yöntemi evet, senin mal varlığını açıklarım. Bunun üzerine yani bunu yabancı basın yazdı. Diğeri Hollanda. Binali Yıldırım'ın bizde 26 milyar doları var. Evet. Bak bunlara cevap geldi mi? Evet. Yani bir diyor ki bir ülkenin gazeteleri. Hollanda'da 26, bu adam başbakanlık yapmış. Hala AK Parti'de aktif olarak görev alan Sedat Peker nedeniyle. Evet. Ve mal beyanı vermesi gereken makamlarda çalıştığı halde mal beyanı vermemiş. Aynı zamanda Madadalarında paraları çıkmış. Evet. Yani evet, bilerek yurt dışına gemilerle iş yapan. Ve işin açıkçası bundan 25 yıl önce 5 kuruş parası olmayan bir adamdan bahsediyoruz. Yani belediyede işe giren bir insandan evet, bahsediyoruz. Evet, maaşı Bedrettin Dalan kendisi ilk işe aldı. Evet. Şey olarak İDO'ya aldı. Sonra işten kovuldu. Sonra tekrar girdi falan filan. Yani geçmişi bu biliyoruz. Yani ve o yıllarda genç bir mühendisken gidip İDO'ya İstanbul Deniz Otobüsleri'ne girip bugün 26 milyar dolarım varsa çok evet, çalışmışsın. Bunlarla demektir ilgili olan mesela Sefine Tersanesi var. Osman Gazi Köprüsü'nün hemen yanı başında. %600 küsür büyümüş 2 yılda. Ya %600 değil, 26 milyar dolarsa %26 bin falan büyümüş yok, oluyor. Yok sadece o tersane için diyor. Ya tersane büyür ama yani bu tersaneli alsatla. Ve köprünün bütün saç aksam işlerini yapan tersane. Ya sadece Hollanda'daki para buysa bu alsatla yapılacak bir para değil. Şimdi bulamıyorsun da gemileri. Çünkü bak, ilginç bir şirket kombinasyonu. Bak, 26 milyar dolardan bahsediyorsun. Hani bu kavga ettiğimiz Türkiye'yi batırır bilmem ne. Ben video YouTube'da video çektim. Arkadaş bunun maliyeti hem 30 milyar dolardan aşağı olmaz. Türkiye'yi çok zorlar dedim. Yani utanmasa Binali Yıldırım tek başına kanalı açabilecek kapasiteye sahip. Yani kanal Binali olur Kanal İstanbul yerine. O kapasiteye sahip. Çıkıp bunu bende o kadar para yok daha demedim. Diyemedim. Yani mesela ya ben bunları anlamıyorum. Mesela Habertürk'teki o adamın adı neydi? Ha şey, Ateş. Veys Ateş. He, Veys Ateş. Değil mi? Çıktı televizyonda şeyde, Halk TV'ye çıktı. İsmail Saymaz'la dedi ki, ben yarın suç duyurusunda bulunuyorum. Benim her şeyimi araştırsınlar. Suç duyurusunda falan bulunmadı adam. Kim ne diyor? Anladın mı? Yani sistem bu unutturmak üzerine kurulmuş. Evet. Yani evet, bu ülkenin ekonomisi, şimdi bir ülke ekonomisi neye bağlıdır? Bir kaynakların verimli kullanılmasına ve halka aktarılmasına. Halk böyle zenginleşir. Şimdi kaynakların kimlere aktarıldığı aşikar. Mesela ben sana söyleyeyim. Külliye yapılacak şeyde. Kıbrıs'ta. Favorin kim? Kim yapacak? Rönesans yapabilir. Evet. Cengiz falan demiyorum. Ya Rönesans. Bırak Rönesans. Çünkü, saray uzmanı. Evet saray uzmanı. Adam yazlık sarayı, kışlık sarayı yaptı. %99. Hayır, bahisler açılsa paramı ben direkt gözüm kapalı. Bak Demirören değil mi iddia? Açsın bahisleri. Evet. Oraya evet, ben 5 bin lira basmazsam adam değilim. Rönesans yapacak o inşaat.
O kadar basit. Yani hiç bunun lamı cimi var mı? Çok doğru. Yani şimdi kaynaklar hep aynı insanlar aktarılıyor. Güzel. Yolsuzluk inanılmaz boyutlarda. Demirören dedin de aklıma geldi. Yolsuzluk dedin gene aklıma geldi. Yolsuzluk dedin evet. Aklıma. Bu Golf sahası Ziraat meselesi. Ziraat Bankası'na. 10 milyon aldın, 320 milyon dolara Ziraat Bankası. Yani. Bak, o da çok tehlikeli. 750 milyonumdan 320 milyon düşün. Bak geçen BDDK diye bir kuruluş var. Bundan 5 sene BDDK vatandaşın malına çöküp yandaşa peşkeş çeken bir kuruluş. Ay BDDK TMSF aracılığıyla ama BDDK TMSF aracılığıyla satıyor. BDDK neyi sattı ki? Bankacılık denetim mesela Akşam Gazetesi'ne BDDK önce el koydu. TMSF'ye koydu verdi. Ya, TMSF'de Akşam Gazetesi'ne sattı. Akşam Gazetesi'ne. Her şeyden de Mehmet Emin Kara Mehmet. Evet. Dolayısıyla Kara Mehmet çünkü bankayı batırdı. Yapı Kredi Bankası oradan üzerinden. Falan olabilir şey değil. Şimdi BDDK aslında çok iyi kurulan 2012'ye kadar falan çok iyi hakikaten çalışan bir kuruluştu. Ta ki işte başkan işte Türk Telekom batıklarını TMSF siz bunları sormayın idare edin falan diye şey yapana kadar Reuters'a demeç verene kadar orada benim gözümden düştü. Ondan sonra Anadolu Ajansı'na çıktı. Anadolu Ajansı kendini akla paklama yeri zaten. Şu Anadolu Ajansı'na tekrar döneceğim. Anadolu Ajansı'nın şu Gebze'de Türk otomobili yapıldı diye yayınladığı şeyler. Arkada Almanca şeyler. Arkadaş Gebze'de öyle bir yer yok. Yani belli ki Almanya'nın Stuttgart'ın Gebze ilçesinde yapmışsın sen bunu. Hayır bunu bir yerde monte edildi bu. Yani işte Almanya'da demiş gelmiş. Bizim bir uçak gibi yani. Hayır bir de ayıp bir şey de değil. Biz Almanya'da yaptırdık. Gebze'de bir tane prototip için boşuna şey kurmayalım ama biz niye yalan söylüyorsun ya? Peki niye yerli otomobil yapıyoruz o zaman biz? Ya yerli otomobil kime satacaksın zaten? Ya şu anda Türkiye'de üretilen otomobiller %65'e aşmış yerli oranında. Evet. Bu araba %50'yi bulmuyor. 50'yi bulmuyor evet. Daha yabancı. Türkiye'de yani üretilen yabancı daha yabancı. Abi zaten kar etme şansın yok. O fotoğrafları vermeye başlayalım arkadaşlar. Ya kimseye satamazsın otomobili. Evet yani. Satamayacak. Öyle basit de değil. Yani sen o otomobili yaptın ya 2007 gelecek sene zaten modeller değişmeye başlayacak. Evet. Sen baştan mı yapacaksın? Yani o aracı kar etme. O araç zaten 2 yaş eskidi. Yok abi. Şeyden itibaren. Ya, ilk çizimden. Dünyada tanınan bir araba herkes bilir. Nissan. Biliyor musun? Evet. Adamlar kar edemediği için çoğu fabrikayı kapatıyorlar. Honda Türkiye fabrikasını kapattı. Yani bunlar dünyaca bilinen yıllardır olan arabalar. Yani bir yerden başlamak gerek de senin için gereksiz. Doğru. Niye senin için gereksiz? Çünkü sende zaten 7 tane otomobil fabrikası var. Evet. Ama biz hep böyle bir şey hayal satarak geldik. Nasıl evet, geldiler? Dakika. Ben şimdi Almanya Gebze'den önce bir şey anlatıyordum. Sonra buraya döneceğim dedim. BDDK. Şimdi BDDK yani iyi bir kuruluştu, güzel kuruluştu. Geçen sene öyle bir halt ettiler ki. Dediler ki kamu bankalarına siz kredi verin. Oranı tutun. Yerli ya da yabancı da olsa özel bankalara dediler ki siz de kredi vereceksiniz. Tabii bu adamlar vermediler kredi. Niye versinler? Çünkü özel bankada hikaye farklıdır. Tabii. Adam para kazanmak için burada. Şimdi %8 ile sattığı ve bu yıl ödenmeye başlayan kredileri %18 ile mevduatla topluyorlar. Yani %10'a yakın zarar. Ve ilk defa, tarihte ilk defa sadece 200 milyon lira, yani hiçbir şey değil, bir toplam faizden yani verdiği mevduattan kar ediyor. 200 milyon lira. Bu senin bankan aslında batmış demektir. Evet. Ama kamu bankaları batamaz. Çünkü kamu bankalarına para yapılır. Ama kamu bankasının batması veya batamamasının faturasını kim öder? İşsizlik fonundan gittiler işsizlere para vereceğine bankaların sermayesine 12-13 milyar lira para koydular. Bu yüzden işsizlik fonunu adeta yediler bitirdiler. Sonra devletin hazinesinin geliri nedir? Senin, benim verdiğim vergiler. Oradan kamu bankalarına para geçirdiler. Sonra ne yaptılar o paraları? Gittiler Demirören'e 320 milyon dolara golf şeyini geri aldılar. Sonra o golfleri tekrar Demirören'e işletsin diye verdiler. Peki Demirören'in bu işten faydası ne? Demirören, Aydın Doğan'ın 3 milyar dolara kadar ceza kestiler. Bakın 3 milyar dolar. Bankalı şey bütün televizyonları 850 milyon dolara aldı. Şimdi orada işte 3-5 karaktersiz profesörü çıkartıyorlar. 2-3 tane ucuz gazeteci çıkartıyorlar. Hükümet savunuyorlar. Düne kadar hasbelkader baktım. Açıklanacak müjde Kıbrıs'ta falan diyorlardı. Hepsinden şapı oturdu. Ne oldu? Külliye açıklandı. Külliye abi açıklandı. Dünya, yani utanmadan da haber atıntısı gibi üstüne atladılar külliyenin. Hepsi atlıyorlar. Yani muhalefete yapan dünyada tek ülkeyiz.
CHP niye bu diyor? Arkadaş, muhalefet adamlar ne yapsın? Yani CHP değil, atıyorum diğer AKP Gelecek Partisi, DEVA, hepsine karşı muhalefetler. AKP'nin bugüne kadar kötü bir hamlesi yoksa biz mi, neden bu durumdayız arkadaş? Evet, yani bu kadar evet, her şey yolunda gidiyorsa. Ya işte 3 kuruş maaş, hani Sedat Peker diyor ya, maaşı kadar vicdanı olan ya da zekası olan, hepsi bundan ibaret. Yani ülkede satın alınmayan basın hemen hemen kalmadı. Diğerleri zaten üretimin verdiği cezalar belli. Bugüne kadar evet. Kaç tane diğer kanallara ceza verdi Allah'ını seversen. Reklam dağıtımı da öyle. Reklam dağıtımı yani, öyle. Kamu bankalarından şu ana kadar Tele1'e hiç reklam gelmedi. Ya bırak onu. Bak dünyanın en okunmayan gazetelerinden biri Türkiye'de Akit diye bir gazete. Evet. Tamam. Bildiğin faşizanca saldıran bir de zekaları nispeten kıt insanları. Ya ben hiç unutmuyorum, onun genel yayın yönetmeni bir internet sitesine saldırdı. Dedi ki bu FETÖ'cü bir sitedir dedi. Lan dediği site bütün Türkiye'deki bankaları topla, daha pahalı bir site. Nasdaq'ta da halka açık. Go dedi diye bir site. Gitti ona bu FETÖ'cü site dedi. Bilmem ne açmış dedi. İşte yani FETÖ'nün gücünün yetebileceği bir yer değil. Şimdi bu gazete internet sitesini açın bakın. Türk Hava Yolları çift reklam. Türksel çift reklam. Arkadaş yani bu paraları ya bunlara onlar akıtıyorlar. Sözcüye bir tane reklam vermiyorlar. Türkiye'nin en çok satan onlar gazetesi. Onlar buraya gelene kadar kaç kere adlarını değiştirdiler biliyor musun? Aracıklardan kaçmak için. Ya tabii canım, Yeni Akit gazetesi. Tabii. Bu. Akit tabii. Gazetesiydi. Vakitti önce. Akit oldu. Tabii, Anadolu'da tabii. Bilmem ne oldu. Şu oldu. Bu oldu. Şimdi Yeni Akit. Çok namuslu insanlar ya. Bir yani, de vergi kaçırıyorlar. Ceza yani, kaçırıyorlar. Yani. Yani. İşte herkesin maaş kadar. Bilemedim. Ve üstelik şimdi parayı gördüler. Yanına bir televizyon kurdular, bir gazete daha çıkardılar. Milat diye de bir gazete daha çıkardılar. Çıkardılar da para akıyor. Tabii, para akıyor. Tabii. Yani tabii. AK Parti ölümüne savunmak zorundalar. İnansalar da inanmasalar da savunmak tabii, zorundalar. Tabii. Kaynaklar nereye gidiyor? İşte buralara gidiyor. Buralara gidecek çünkü senin yani bunlarla beraber ayakta durmaya çalışıyor ama duramayacak. Şimdi duramayacak çünkü ekonomi öyle bir şey değil. Yani bir gruba kötü göstermeyi istesen de yani iyi göstermeye çalışsa da belirli bir süre sonra artık adam ben niye fakirim o zaman diyor. Şimdi gelecek hadi bu Afganlarla beraber iş bulmaya çalış bakalım. İşsizliği istatistik kurumunun hikayesiyle beraber düşürebilecek. Düşüremez. Hüsniye de söyledim. Ben yıllar önce Van'da bir röportaj yapmıştım. Hani ameli pazarları vardır. Evet. Ameli pazarlarında 20 liradır günlük yemeğe. Afganlar 10 liraya çalışıyor. Öyle çalışır. O zaman 20 liraya senin iş bulma şansın yok orada. Yok. Adam çünkü hayatta kalmaya çalışıyor. Üstelik o 20 lira çalışanlar da boşaltılmış köylerden şehre ya gelip yerleşenler. Ya sırf erkek geliyor arkadaş, sırf erkek geliyor. Sırf erkek geliyor, ya, kadın çocuk yok. Ya işte bu işte bir... Mesela bak Süleyman Soylu bir açıklama yapıyor. Atıyorum Türkiye'de 350 PKK'lı kaldı. Biliyorsunuz 400 PKK'lı çok kaldı. Çok evet. Yarın Suriyeliler kendi aralarında toplansa 50 bin kişilik ordu çıkarttılar. Sen 350 PKK'yla bu kadar zamandır yok edemiyorsan, uğraşamıyorsan evet. 50 bin PKK'lıyla bütün güneyini alır giderler. Şimdi şöyle yani bir şey bugün var. Bugün Hatay'da referandum olsa Hatay Suriye'ye katılır arkadaş. AKP'nin iç politikada PKK'ya ihtiyacı var gibi bir tablo çıkıyor karşımıza. PKK yani, yok PKK ki ortada. Ben bıraktım dese de devlet peşini bırakmayacak. Peki, gibi bir şey söyleyeceğim. Hatırlarsın. 2001'de PKK saldırılarda yani AKP gelmeden bir yıl önce evet. PKK saldırılarından ölen asker sayısı kaçtı biliyor musun? Bir. Ondan önceki, ondan sonraki yıl ikiye çıktı evet. galiba. Yok bitmişti evet. zaten. Evet. Abdullah Öcalan yani yıkıldı. AKP ile beraber PKK coştu. Peki bunu nasıl açıklıyorsun? İşte az önce söylediğim gibi. Çünkü AKP bunu kullanıyor iç politikada. Yani bak iki gün sonra tekrar HDP'ye yanaşmaya çalışacak. Ya, bak... Ekranda PKK ile görüşmedik. Görüştüğümü söyleyenler şerefsizdir diyor 2010'da. 2011'de devlet görüştü diyor. 2012'de PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan bana söylesin diyor. Devam edelim arkadaşlar. Bak çok ilginç bu. PKK'yı yendik. Bitti. Efendim PKK'ya darbe üzerine darbe. 2019 Temmuz. Efendim 2018 Ağustos İçişleri Bakanı Soylu terör örgütünü hem içeride hem dışarıda silip süpürüyoruz. Doğru, bitti aslında. Ha. Yani orada bir yanlışlık yok buraya kadar. Bakanlık açıkladı. Teröre darbe üstüne darbe, darbe üstüne 2019 gene geçelim. Hatta Jandarma Genel Komutanı'nın da lafı var. Evet, Jandarma Genel Komutanı diyor ki dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Peki kardeşim hocam bu hani Kuzey Irak'ta şimdi. Pençe Kartal bilmem ne şu bu falan bunlar ne? Ya düzenlendi ama dediğin gibi yani bir şey var demek ki. Bitmemiş.
Sen niye bize bitti PKK diyorsun ya da? İşte belli ki Kuzey Irak'ta bir devletleşme çabası içinde. Türkiye'den nispeten çekilmiş durumda. Dediğim gibi terör olayları çok azaldı. Eyvallah bitti ama yani oraya harcadığımız paranın zaten haddi hesabı yok. Ama yani 90'lı yıllarda mesela Suriye'de daha büyük sorun şu anda PKK'dan tabii. Bence. Yani gelen şu anda yani inanılmaz bir para harcanıyor. Bu insanlar bu paralarını memlekete gönderiyorlar Suriye. İşte bayramda giden 20 bin tane Suriyeli var. Tabii. Bayramlaşmaya giden. E bu Suriye'de ne yapacağız? Esad niye biz Esad'la küsüz onu da bilmiyorum. Yani bilen var mı bilmiyorum. Biz niye Suriye'deyiz? Yani bana bir mantığını söyleyin. Biz niye Suriye'deyiz? Yani bak o kadar televizyon seyrederim. Ben hala Türklerin, Türk askerinin niye Suriye'de olduğunu bilmiyorum. Mantıklı açıdan bilmiyorum. Az önce Hüsnü çok ilginç bir şey söyledi. Türk Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni pasaportunu tanıyan tek ülke Suriye'ydi dedi. Ya evet onu Laskiye dinledim. Laskiye şey duydum, arasında. Doğru. Hayır bir dakika. Oradan biz düşman olduk. Biz Esad'la niye düşmanız? Valla bir hafta önce birlikte tatil yapmışlardı. Bir hafta içinde her şey değişti. Hayır tamam niye düşmanız? Yani bir ülke kişisel ilişkiler nedeniyle kimseyle düşman olmaz. Evet. Yani niye olayım üstelik, yani? Üstelik öyle bir ilginç başladı ki Emevi Camii'nde cuma namazı bak kılmaktan, mesela Biden Türkiye'den nefret eder. Hiç lamıcım yok. Tabii. Yani Hüsnü abi dedi ki ya Biden'la bir yolla anlaşacaklar. Biden'la Türkiye anlaşamaz. Ya yani Biden şu Türkiye anlamda düşmanımız. Söylüyor. Türkiye'yi kullanacak adam diyor. Yok kullanmaz bile. Yani nefret ediyor. Ya siz yani tamam da herkes hatırlar. Mesela hani yağ kuyrukları, tüp kuyrukları vardı. Bunun nedeni Amerikan ve dünya ambargosuydu ya Türkiye. Evet. O ambargoyu koyduran adam Biden gençliğinde koydurdu. Yani Kıbrıs için. Ve muhtemelen telefon yine Biden'dan gitti. Ya bakın açıklayacağın şeyi açıklamayın dedi. Müjde bir anda külle yapacağıza çevrildi. Hikaye ondan ibaret. Ama şimdi şöyle aslında mesela Bahçeli çok ilginçtir. Mesela koalisyon ortağı Bahçeli değil mi? Şimdi şu anda AKP'ye iyilik yapıyor gibi gözüküyor değil mi? Bak bakın çok aslında ince bir detay var orada. AKP ne derse Bahçeli tamam diyor dikkat edersen. Bir tane bir şeye bile hayır dediği yok. Herhangi bir şey evet. Dedi mi? Milliyetçilik, kendi milliyetçilik görüşünü bile bırakıyor. Suriyeliler gelsin normalde Bahçeli'ye göre gelmemesi evet. Gerekiyor. Arkadaş mıyız arkadaş? Bilmem ne falan. Şimdi bu aslında bilgisayarda da vardır. Overclock diye bir sistem vardır. Yani şu bilgisayarı al tamam mı? Hızını 1.4'ten 2.5'a çıkar. Çıkar mı? Çıkar. Ama sonra ne olur? Yanar. Aynısı. Mesela sen trafikte gidip de herhangi bir araba ismi vermeyeyim. Arabayla rahatlıkla kullanabilirsin. Ama altına Lamborghini verirlerse sen ne kadar hızlı gidersen sen Lamborghini'yi kullanamayacağın için kaza yaparsın. Evet. İşte şu anda Erdoğan'ın altına Lamborghini verilmiş durumda. Ve devamlı kaza yapıyor. Çünkü kullanamıyor. Normal araba değil. Yetkileri o kadar fazla ki. Ne istiyor? Onu mu istiyorsun? Tamam. Şunu mu istiyorsun? Evet. O halini mi uzatalım? Hemen uzatalım. Eller kalkıyor. Bunu mu yapalım? Yapalım. Ve aslında başkanlık sisteminin Türkiye'ye göre olmayacağını evet. Ve devamlı kaza yapacağını bu yönetimin bu kadar yetkisi altından kalkmayacağını gösteriyor. Bak Matrix diye bir film vardır. Çok kişi seyretmiştir. Evet. Şimdi Matrix üçlemedir. Matrix'te bir tane ajan Neo vardır. Bir de Ajan Smith vardır. İkisi üzerinde döner. Şimdi spoiler vermiş olacağım ama filmin sonunda ne olur biliyor musun? Bütün gücü Ajan Smith ele geçirir ve patlar, yok olur. Dünya tekrar eski düzenine. Dengeyi her zaman sağlamak gerekir. Evet. Şu anda denge öyle bozuldu ki bütün güçler Erdoğan'ın elinde. Yani kıyıda köşede kalmış. Merkez Bankası'ndan TMSF'ye, BDDK'dan yargıya, adalet düzenine her şey Erdoğan. Ve bir dergi kapağı vardı orada. Leman dergisi onu bir gösterelim. Ve bu gücü kaldıramıyor. Kaldıramaz. Kimse kaldıramaz bu gücü. Evet. Yani fazla elektrik alıyor ve dayanamayacak, çatlayacak. Yani şöyle ki çatlayacak. İşte her geçen gün oy kaybetmesinin nedeni bu. O kadar güçlü ki onu dengeleyecek hiçbir kuvvet yok ki çatacak. Ve bu Erdoğan'ın kaybetmesini ama kaybetmemek için daha çok sertleşecek. Daha çok sertleştikçe daha çok kaybedecek. Çünkü bütün güç onun elinde oldukça denge öyle veya böyle dünyanın her zaman sağlanır. Ying yang. Yani bu 50 yılın felsefesidir. Ve şu anda tamamen bütün gücü ele geçirdiği için kaybediyor. Sorun orada. Eğer parlamenter sistem olsaydı, bak ben sana söyleyeyim, en az 45 yıl yaşadığı sürece başbakan olması kesindi Erdoğan. Ama %50-50 olduğu anda bütün güçle beraber kaybetti. Evet. Çok bunu göremedi.
Yani bunu görememek için de işte ikinci sınıf danışmanlarının, üçüncü sınıf danışmanlarının olması. Yani danışmanlar çok iyi gidiyorsunuz, halk size bayılıyor diyor. Ya adamlar kapı kapı dolaşıyor, oy alamıyor, tersleniyor. Yani siz şu anda kimse Gelecek Partisi'de Deva Partisi'nin oy oranından bahsetmiyor. Bunlar %4 civarında şu anda. Bakma. Yani insanlar bilerek küçük yapıyorlar. %4 çok önemli yapıyorlar. Şu anda. CHP'nin zaten %25 kemiği var. O %28-29'larda. Bir anda Meral Akşener parlamış durumda. İşte ne oluyor? İki gün ama önce... Ama anahtar parti HDP. Ya HDP, Erdoğan'a oy vermiyor. Yani Erdoğan mı lahmacun mu de. Sen lahmacun oy verecek bir duruma gelmiş durumda HDP. Anladım. Yani o yüzden hiç öyle bir şansı yok. Yani HDP belli ki oraya doğru kayıyor. İşte HDP'ye açılım yapabilir mi, oraya gidebilir mi diyor. İşte bir iddiaya göre Akşener'in partisiyle Erdoğan telefonda konuşmuş birilerini. Şey, Akşener'in eşiyle telefonda konuşmuş Erdoğan da. Yok ortaklık önerim. Çünkü MHP'nin o %5-6'lara kadar indi. Evet. Çünkü adam şimdiden dedi ki benim adayım Erdoğan'dır dedi. Şimdi burada MHP beni düşünüyor. Bu kadar olmayacağına göre belli ki çatlatmaya çalışıyor atı. Evet. Daha hızlı koşturup. Yani çünkü MHP'nin şey ya, bu kadar yapmaz. Çünkü kendinden bu kadar vazgeçmez. Belli ki kendini de feda... Yani ben acaba bu mu düşünüyorum? Çünkü bu kadar hata olamaz. Demek ki kendini de feda edip... Yani amok koşucusu mu? Evet. Yani kendini de feda edip AK Parti'yi parçalamayın. Çünkü bütün gücü verirsen kaldıramayacağı aşikar. Elektrik trafolarının bile belirli bir gücü vardır. Fazla elektrik de gider. Yani ne kadar alırsan al. Ama Lamborghini çok şey... büyük konuşarak gelmişti. Hesap soracaktı. Hesap sormak yerine destek verdi. Üstelik Cumhurbaşkanı'nın ilan acaba eden gerçekten ne oldu? İşte bak ben bunu düşünüyorum. Bu kadar hamleyi yapmaz. Bu kadar yaptıysa ulan benim anlamadığım bir şey var herhalde. Değil mi? Var. Çünkü değil mi? Çok fazla basit oluyor böyle. Öteki türlü ne istiyorsa ver, ne istiyorsa ver deyip evet. Hop diye çatlatmak istiyor olabilir. Ben bunu düşünmeye başladım. Ya yoksa mantığı yok bu kadar desteklemesini. Her konuda destekliyor. Yani çünkü. Freni patlamış tır gibi gidiyor. Ama her konuda destekleyince belli ki bütün gücü alınca dayanamayacak, kaldıramayacak ortada. Acaba doğru. Ben mi fazla ince düşünüyorum yoksa buna doğru. Benzer bir şey olabilir mi? Peki bu bayram tatili AKP'ye nefes aldırdı mı ekonomik konuda piyasalar açısından falan? Ya bayram tatilinde falan. Dünya bayağı bir sallanmaya başladı aslında. Şöyle ki dolar çok güçlenmeye başladı. Dolar endeksi 0.93'e geçti ki tehlikeli yerler. Eğer yanlışlıkla 95'i geçer, 95-100 arasına giderse Türkiye'nin şöyle bir avantajı var diğer ülkelere göre. Diğer ülke Türkiye'de artık yabancı kalmadı. Yani Türkiye'den kaçacak evet. Bir yabancı yok gibi. Çok az var. Ama diğer ülkelerin Türkiye'ye göre şöyle bir avantajı var. Onların tamamı faiz arttırımına gidip bir anda kendi önlemlerini aldılar. İşte Brezilya'dan tutun Şili'ye, Rusya'ya kadar. Yani onlar kendi önlemlerini aldılar. Türkiye bu saatten sonra para gelmez. Yani Türkiye'de yönetimde AKP olduğu sürece Türkiye'ye para gelmez. Çünkü bir günde bütün kararlar değişebiliyor. Türkiye karar gelmeyeceği için dünyadaki salınımlardan nispeten daha az etkilenir bir ülke. Ama şöyle bir derdimiz var. Türkiye'ye para gelmese de Türkiye'nin para bulmaya ihtiyacı var. Borç bulmaya ihtiyacı var. Bu borç maliyetleri artmaya başlayacak. Çünkü Amerika'da enflasyon %5'i geçti. Yani bu ne demek? Senin eğer inmezse ki bugün Biden dedi ben ineceğine inanıyorum. Halt etmiş. Biden da bir halt bilmiyor. O enflasyon öyle kolay inmez. Nitekim Fed başkanlarından bazıları ya acaba inir. Çünkü bu enflasyon çok temel bir enflasyon. Çok para dağıtılmış bir enflasyon. Toplam İngiltere, Japonya ve Amerika'nın bilanço büyüklüğü 28 milyar dolara yaklaştı. Bu öyle böyle. Çok yani, büyük bir rakam. 28 trilyon dolar. Pardon milyar ne ya? Para mı? Baş çok, 28, 28 trilyon dolara yaklaştı. Bu öyle bir para değil ama dünyada bu kadar para dolaşırken Türkiye'ye gelmesi de gelmemesi de bir o kadar ürkütücü. Sen %19 faiz veriyorsun. Dünyada 28 trilyon dolaşıyor, dolar dolaşıyor, Türkiye'ye gelmiyor. 3 sadece 3, 28 trilyon değil daha fazlası dolaşıyor. Ya mesela İngiltere'yi saymadım işin içinde. İngiltere parasal genişleme. Avrupa Birliği, Japonya ve Amerika'dan bahsediyorum. 3 tane büyük ekonomiden bahsediyorum. Yani diğerleri faiz artırıp bunun bir kısmını çekmeye çalışıyor. Bir kısmını çekiyor ama yaklaşık işte son 2 ayda bu bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan piyasalardan ya da gelişmekte olan ülkelerden çıkan para 2.2 milyar dolar. Yani o para çıkınca haliyle onlar o parayı çekme derdi. Bizim de o parayı çekme derdimiz var. Ama bizim %19 faizimize karşın gelen kimse yok. Mesela bu hafta bu ay enflasyon açıklanacak faizle. Bir anda enflasyonu götürürse aynı olacak. Evet. Bu arada gerçek enflasyon da değil biliyorsun. Yani son bir yılda
araba, dizel araba fiyatları normal benzin %100'e yakın artmış durumda. Yani gerek vergiler olsun, gerek dolardaki artış olsun, gerek maliyetlerdeki artış olsun. Geçen burada baktık 50 lirayla 6,5 litreye düştü. Ne abi? Hani 50 lirayla ne kadar benzin alıyorsunuz? 50 liralık benzin. 6,5 tamam. litreye kadar ama düştü. Ama araba fiyatlarının artması nedeni bir de ham madde mesela demir çok pahalandı. Evet. Demirle beraber çelik çok çok pahalandı. Yani ve bunlar fiyatları katlayınca araba üreticileri bunu illa yansıtacaklar. Şu gördüğümüz taslak bile kim bilir kaça yapıldı. Ya, bak ben diyorum İnan Kıraç mesela hani laf ediyorlar falan filan. İnan Kıraç çıktı gitti gruptan çıktı. Çünkü adam zaten araba üretiyor ve gördü. Bu aracın kâr et, bak araç üretirsin hiçbir sorunum yok. İstersen Bugatti üret yani yarış arabasını üretirsin hiçbir derdin yok. Kanalı açarsın. İstanbul'dan, Mersin'den girersin, Sinop'tan çıkarsın. Bir derdim yok. Parayı verdikten sonra adam bugün parasını verdi. Tek başına şeyle uzay gemisi yapıp uzaya çıktı indi. Evet. Ya parasını verdikten sonra niye yapamayacaksın? Yani adam tek başına şahsi kendine uzay mekiği yaptı adam. Sen arabayı da yaparsın ama para kazanamazsın. Doğru. Yani kısıtlı kaynaklarını boşa harcarsın. Kanal açınca da para kazanamazsın. Doğru. Kısıtlı kaynaklarını boşa harcarsın. Saray yapınca da götürüsü vardır. Cami yapınca da o 90 bin caminin bakımı götürüsü var. Kısıtlı tabii. kaynaklarını boşa harcarsın. İnsanların açken sen gidip zil çalarsın. Yani hikaye bundan ibaret. Bayram sonrası piyasalar açıldığında yani para piyasalarında ne bekliyor? Şu anda eğer piyasalar açılsa dolar direkt 8.60'ın üzerinde 8.60 hatta 8.70'i zorlar bir şekilde 8.75 falan açılır. Ama daha Allah'ın salı günündeyiz. Çarşamba, perşembe, cuma yurt dışında ne olacağı belli değil. Çünkü yurt dışında pariteler mesela bir yaklaşık 1.40'lara yaklaşmış bir sterlin dolar vardı. 1.36'ya indi. Şimdi çok ciddi bir iniş bu. 4 big figure yani 4 puan aşağı indi. 1.40'tan 1.36'ya indiyse şimdi burada İngiltere parası değer kaybetti, dolar değer kazandı. Evet. Şans ama İngiltere'den de kimse dış mihraklar bize saldırıyor o yüzden paramız değer kaybediyor demedi. Demediler. Demez çünkü. Demediler. Çünkü İngiltere'nin işine gelir. Euro değer kaybetti. Yen de dolar güçlenmeye başlıyor dünyada. Niye? Çünkü enflasyon yüksekse dayanamayacaklar. İlk başta tahvil alımlarını kısacaklar sonra faiz arttıracaklar diye düşünülmeye başlandı. Faiz arttırınca artık bizim için en kötü kabus senaryosu başlamak üzere. Çünkü çevirmek istediğimiz her doların maliyeti bize çok çok artacak. Bizde bir öyle üretim olmayacak. Evde yani İHA'lar, SİHA'lar üretiyoruz diye havaya giriyoruz ama o İHA'ları, SİHA'ları satmadıkça para getirir. Tabii, satsak tabii, da zaten tabii. açımızı kapatacak gibi değil. Şu anda ihracatımız iyi gidiyor ama bir hızla yavaşlamaya başlayacak mecburen. Çünkü dünya bu delta virüsü yüzünden yine hızla kapanmaya başladı. Bizde de 8 bin küsürlere çıkmış bir virüs. Tabii. Ama bizde geçen sene de öyleydi. Şimdi buralarda durur 10 bini geçmez. Turist gelsin. Sonra Ekim ayında bir açıklarlar 25 bine çıkar bir gecede. Geçen sene öyleydi. 6 bin 7 bindi bir gecede 25 bine çıktı. Halk sağlığı uzmanları öyle uyarı yapıyorlar. Ya işin kötü tarafı İngiltere'de günlük vaka sayısı 45-50 bin civarına yükseldi. Şimdi bu adamlar Pfizer BioNTech ağırlıklı aşı oldular. Evet. Tabii nispeten Moderna'da var, Johnson'da kendi var. Şeylerini... Evet yani mRNA'lar çok işe yaramıyor bu virüsü durdurmada. Yani ölüm oranları nispeten azalıyor güzel. Yani ama 45-50 bin İngiltere gibi onlar da açılmaya devam ediyorlar. Artık onlar da dünyada... İşte Wimbledon gösterildi, kupa finali oynandı. Evet. Maskeli adam yok gibiydi. Yok yurt dışında kimse takmıyor hemen hemen. Evet. Ya Bodrum'da da kimse yok. Kimsenin maske taktığı falan yok zaten. Yani geldim bir Migros'a girerken, yani isim vermeyeyim, marketlere girerken zorunluluk, abi lütfen takın beyefendi. Ben de takmadım. İki tane aslan gibi Sinovac'ım var. Kardeşim bu Çinlerde... Bak, bütün dünya, gelişen ülkeler, Amerika'da artmıyor. Bir Çin'de artmıyor arkadaş bu. Evet. Niye? Ya 1,5 milyar içinde 3500 kişi öldü. Türkiye'de 45 bin kişi öldü. Nasıl oluyor bu? Gerçek aşıyı buldular, kimseye vermiyorlar. Abi bak orada da bir pislik var. Ben hayatta öyle kaos teorilerine inanan bir adam değilimdir. Bak bu Bahçeli olayı bence kaos teorisi. Ben her de yaşlanıyorum. Çünkü yaşlandıkça böyle şeylere inanmaya başlarsın. Lan uzaylılar peşimde beni takip ediyorlar falan havaya girersin ya. Ya gittikçe kaos teorisi adamı oluyorum. Çok tehlikeliyim bak. Yakında işe yaramaz bir herif olacağım. Ben sana söyleyeyim. Ve abuk sabuk şeyler yazacağım. Evet her şey İsrail'in başının altından çıkıyor falan diye onlara saldırmaya başlayacağım herhalde. Çünkü ne zaman olsa onu yapıyorlar. Ben halbuki 2 artı 2 4'tü benim için 2 artı 2 artık 4.2'ye geldi. Yavaş yavaş ben de sapıtmaya başlıyorum. Hayırlısı. Ben son kapatmadan önce şey soracağım.
Okluk Koyun'daki yazlık saray için rezervasyon başvurusu yaptım. Evet, 1-8 Ağustos dedim. Cevap geldi mi? CİMER'e yazdım. Henüz cevap dolu galiba. Dedim işte, ne zaman boş olursa beni davet edebilirsiniz. Gelirim. Rahat olun. Tekneyle geleceğim. Kürek çeke çeke. Yani evet. Orası Millet Sarayı biliyorsun. Ya hazır madem yazlıktaysa kışlık boş, ben oraya geçeyim. Arkadaşlarla. Ama işte yok. Yani daha cevap gelmedi. İnşallah alırlar millet yerlerine. Sonuçta zaten hani o uçak geldiği zaman da 747 geldiği zaman da bizim da... bizim değil ki de milletin. Millet yani, gördü mü? Görmedi. Bizimse ben de bir ben bir tur atmak ya, haklarımdan faydalanmak istiyorum. Bunlar ne bakıyorsa ben Ahlat'a da razıyım. Bak açarlarsa kapıyı. Ahlat'a da giderim. Bitlis'e de giderim yani. Hiç sorun yok yani. Ha, şey, burada Maden Köşkü var, oraya gidebilirim. Yıldız'a gidebilirim. Ya bana yer gösterin. Vahdettin Köşkü var. Sonuçta bunların hepsi milletin sarayları değil mi? Evet. Tamam, açın bana kapıyı. Bir öğle yemeği yiyeyim bari, açık büfe. Başka da bir şey istemiyorum ya. Bir ejder meyveli smoothie için. Yani başka ne ister ki insan ya? Değil mi? Değil mi? Tabii. Değil mi? Bu yani, kadar mütevazi isteklerim var. Umarız olumlu bir cevap gelir. Yalnız bak, ben şeye çok kızgınım. Yani pataşür sosu üzerine tavuk olmaz arkadaş. Ben o ahçıyı görmek istiyorum. Böyle sadece pataşür sosu tavuk gördüm ben orada. Pataşür sosu üzerine tavuk mu olur ya? Böyle rezalet görmedim ben ya. Abi çok çok kötü. Yani saçma sapan yemekler yapan ahçı da var. Onu da şikayet ettim Cimer'e. Pataşür soslu. Pataşür soslu. Pataşür sosu neyse. Üzerine tavuk mu olur? Bari bıldırcın eti falan koy, tütsülenmiş. Yani pataşür soslu tavukmuş. Onu ben evde de yapıyorum. Bayram sohbetine. Yani, utanmasa naneli ayran vereceğim. Ben sanaya gitmişim arkadaşım. Koy ejder bey baba. Yakışır mı? Yani al pataşır soslu tavuk. Murat çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buradan saraya gidip bir çorba mı içsek? Evet. Saray çorbacısı var şurada. Ciddiyse kendi kendimize şey yapar. Değil mi? Avuluruz. Rahat. Nefsimizi körletiriz. Şiş değilse saraya geldik deriz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Murat Manatoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Tuğba Emlek burada olacak. Program onunla izleyeceksiniz. Bizim iki çirkin adamı seyrettiler. Tuğba gibi zarif bir kız yerine. Seyrettilerse hakikaten teşekkür ediyoruz ya. Yani buraya kadar seyrettilerse helal olsun helal. Yani. Fena değil izleme YouTube'da. Ha, var yani öyle acı evet. Çekmeyi seven. Mazoist bir toplumuz. Tabii. Bütün grubun isimlerini al, beraber saraya gidelim. Tadi 2000 oda var. 1000 oda var arkadaş. Birlikte yatarız 2000 kişisi. 2-2 yatarız değil orada. Mi? Ne olacak? Değil mi? Kardeşlerimiz. Evet. Görüşmek üzere. Güzel bayram günleri diliyoruz hepinize. İyi akşamlar.